Sanırım şu an seste ve görüntüde bir sorun yok diye umuyorum. Eğer herhangi bir sorun olursa lütfen chatten yazın. Merhabalar, bu hafta artık üçüncü haftamızdayız. Deep Learning, derin öğrenme daha doğrusu ve Remote Sensing datalarla birlikte. Aslında çok yoğun iki haftayı geçirdik ve artık böyle üçüncü hafta biraz daha hem uygulama hem de normal projelerimizde nasıl kullanabiliriz? Birazcık da bunları görme temelinde gidiyor olacağız. Dediğim gibi yine lütfen chat aktif olarak kullanalım. Böyle interaktif geçirelim. Sizden de zaten interaktif olması şeklinde dönüşler aldım. Şunu da baştan söyleyelim. Böyle önce bir hatırlatmaları yapalım. Bir taraftan gelecek haftaları da hatırlayalım isterseniz. Chat aktif kullanmanız bizim için önemli. Bir taraftan hani eğer o konuyla alakalıysa hemen o konuyu konuşabiliyorsak zaten hemen üzerine konuşuruz. Hızlı bir şekilde de zaten geçiş yapmış oluruz. Aynı zamanda da gerçekten yayınlardan hemen sonra çok fazla mail, çok fazla böyle mesaj alıyorum. Onlar için de çok teşekkür ederim. Hem feedbackleriniz için hem iyi dilekleriniz için. Eğer sorularınız varsa ve hala cevaplanmadıysa çok soruldu, yani çok soru geldiği için aslında yayınlardan sonra. Böyle zaman kaldıkça eğer dönemediğim varsa mutlaka onlara bu hafta içerisinde de döneceğim. Elimden geldiğince böyle bir dönüş yapmaya çalıştım diyebilirim. Bu hafta özellikle daha böyle object detection tabanlı gideceğiz. Çünkü biliyorum ki object detection tarafında özellikle çok fazla eksiğiniz olduğunu bana mail olarak, mesaj olarak söylediniz. Sorular kısmında da çok fazla geldi. Aynı zamanda remote sensing datalarla aslında biz bu işlemlere gireceğiz bugün. Ve ilk iki hafta oluşturduğumuz temellerin üzerine temel katarak ilerleyeceğiz. Böyle isterseniz bir hatırlayalım biz neler yapmıştık, neler yapacağız devamında diye. Ardından da yavaş yavaş konularımıza geçiş yapmış oluruz. Aslında bu 4 haftalık webinar serisini tam olarak bir proje çıkartmaya yönelik şekilde başlattık ve bu şekilde devam ediyoruz diyebiliriz. İlk hafta özellikle machine learning tabanlı algoritmaları gördük. Bu algoritmalarda nasıl geliştirmeler yapabiliriz, neyi neden kullanıyoruz ve bunları yaparken hangi environment'ları kullanmalıyız, hangi kütüphaneleri kullanmalıyız, en çok kullanılanlar neler? Özellikle bunları gördük. İkinci hafta, ki aslında özellikle ikinci haftanın üzerine koyarak ilerliyoruz, bir model gördük. Yani ilk hafta bahsettiğimiz CNN modelleri gibi, mesela bir modeli nasıl içimize alırız? Bu aldığımız modeli nasıl çalıştırırız? Ağırlıklar var, train işlemleri var. Bu train işlemleri sırasında kaydedilen ağırlıklar ve seçmiş olduğumuz hiperparametreler nasıl işliyor? Optimizer ne görev yapıyor? Bu ağırlıklar kendilerini nasıl güncelliyor? Ve biz bir modeli hemen ardından da bir aslında baseline'ı nasıl çıkartıyoruz? Özellikle bunları görmüş olduk ve bunların üzerine de aslında böyle segmentasyon tabanlı ufak bir uygulama yaptık. Aynı zamanda GitHub'ın da nasıl kullanıldığını gösterip hep birlikte böyle bir geçiş yaptık ikinci haftanın ardından. Bu hafta özellikle görmüş olduğunuz bu datayı alma, datayı ayırma, hangi dataları seçebileceğimiz, yine training'e nasıl sokabileceğimiz ve kullanılan yöntemler, kullanılabilecek uygulamalar ve bunların sıralamasını yine hep birlikte işliyor olacağız. Özellikle bu haftanın sunumuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu haftanın sunumu ilk 2 haftanın sunumundan biraz daha farklı ve aslında içerik çok yoğun bir şekilde diyebilirim. Yani burada yazılan özellikle hani bu haftanın sunumunda yer alanlar, kullanabilecekleriniz, buradaki notlar tam olarak böyle toparlanmış, konsantre bir şekilde size verilmiş notlar aslında. Böyle birkaç günlük bir çalışmanın notları bunlar. Özellikle eğer hani çalışmalarınızda özellikle de object detection tabanlı gidecekseniz hangi dataset kullanabilirim, hangi modelleri kullanabilirim, hangi işlemleri yapabilirim gibi sorulara özellikle bu üçüncü haftanın kaynağıyla çok rahat bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Remote Sensing tabanlı özellikle bir kaynak hazırladım. Onu da belirtmek istiyorum. İsterseniz yavaş yavaş da başlayalım. İlk 2 haftayı da böyle yavaştan tekrar ettikten sonra bu hafta biraz daha dediğim gibi segmentation özellikle remote sensing datalarda segmentation ve object detection tabanlı işlemlerden gideceğiz. Şimdi aslında karşımıza çıkabilecek, karşımıza çıkan en önemli işlemlerden bir tanesi segmentation işlemi. Segmentation işlemi neden bu kadar önemli ve neden bizim bir base'imizi oluşturuyor? Birazcık buna cevap arayalım isterseniz. Şimdi biz segmentation işleminde aslında piksel tabanlı bir işlem yapıyoruz.
Yani biz mesela object detection işleminde nasıl bir nesneyi tespit etmek istiyorsak, segmentasyon işleminde de biz bir nesneyi yine aslında tespit etmenin yanı sıra onu biz pikselleriyle birlikte çevrelemek istiyoruz. Yani bir box'a, bir kutucuğa almaktan ziyade onun nerede olduğu önemli olmaksızın pikselleriyle birlikte işlem yapmasını segmentation'da bekliyoruz. Ve burada biz çok çeşitli, çok farklı datalar kullanıyoruz. Özellikle konumuz remote sensing olunca, uydu verileri olunca elimizde gerçekten farklı farklı datalar oluyor. Yani mesela işte radar dataları gibi, hiperspektral datalar gibi vesaire ya da uydudan uyduya değişen, farklılaşan datalar gibi, kaliteler gibi birçok aslında önümüze farklı aşamalar çıkıyor. Ama burada bizim için önemli olan şey bizim her bir görüntünün pikselden oluştuğunu bilmemiz, her bir görüntünün kanallardan oluştuğunu bilmemiz, aslında hepimizin bu lisans seviyesi temelinde yer alan bilgilerden bahsediyorum. Kanal ve piksel bilgileri. Bunları bildikten sonra aslında temel anlamda biz tüm segmentation, object detection işlemlerini bu temelde yapıyoruz diyebilirim. Şimdi özellikle segmentation tarafında pikselden ve kanallardan bahsediyorum. Sebebim şu. Dediğim gibi segmentasyon tarafında biz piksel tabanlı işlemler yapıyoruz. Nedir bu piksel tabanlı işlemler? Bakın mesela ben burada bir building üzerine, bir bina üzerine segmentasyon işlemi yapmak istemişim. Yani sadece binaların olduğu yerlerde binary olarak, yani var ya da yok. İki tane seçeneğim var. Segmentasyon işlemi için konuşuyorum bu örnekteki. Var ya da yok, binary bir şekilde ben bunu segmente etmek istemişim. Buradaki segmente etmek istediğim alan bina ve bir de background olarak geçen diğer alanlar aslında. Bunu kodlarınızda kullanırken de göreceksiniz. Özellikle remote sensing datalarda bu şey olarak geçiyor genelde. Background ve seçmek istediğiniz alan diye. Biz burada mesela yeşil alanları, ağaçlık alanları da seçmek isteyebilirdik. Ve bu sefer de ağaçlık alan ve background şeklinde bir ifade olacaktı. Ki background dediğimiz alana yine binalarda girmiş olacaktı. Yani biz burada background dediğimizde kafanız karışmasın. Biz burada mesela arabaları da background kısmına alıyoruz. Ve siz bunu çalışmalarınızı yaparken mutlaka göreceksiniz. Özellikle remote sensing tabanlı datalarda önünüze çıkabilecek noktalardan bir tanesi. Burada piksel tabanlı bir işlem yapıyoruz. Ve geçen hafta görmüş olduğumuz yine piksel tabanlı bir doğruluktan geçiriyoruz. Ardından da diyoruz ki benim segmentasyon işlemi yaptığımda elde ettiğim doğruluk mesela segmentasyon işleminde en tercih edilen IOU score değeri. Geçen hafta görmüştük metrik değerlerimizi. Segmentasyon işleminde piksel tabanlı bir işlem yaptığımız için özellikle bunu söyleyebiliyoruz. Hemen şöyle bir örnek daha vereceğim ve biraz daha derine değineceğiz, hiç merak etmeyin. Temelde nasıl işliyor? Size hatırlarsanız modellerden bahsetmiştim. Fakat bu modelleri hemen sokmadan önce, zaten şurada bir örneği vardı. Biz modelimizi sokmadan önce veri setimizi bölüyorduk. Yani train, validation ve test olarak. Neden bunu yapıyorduk? Bir testimiz vardı, validation. Bir test etme veri setimiz vardı, test data seti. Bir de sadece eğitim için kullandığımız train data seti vardı. Biz bir de bu mesela train ve test aşamasında özellikle eğitim yaparken ve bunları test ederken verilerimizi bunların içinde tekrar ikiye bölüyoruz. Bu nedir? Bu ikiye böldüğümüz şey nedir? Şundan bahsediyorum. Bir gerçek image'imiz var, bir gerçek görüntümüz var. Bir de bizim bilgisayara bunu öğretirken, doğrusunu öğretirken yaptığımız maskemiz var. Biz bu maskeleri genelde farklı programlarla, mesela genelde QGIS gibi aslında programlarla yapılıyor ya da MATLAB üzerinden yapılabiliyor. Genelde bunlar hazır da gelebiliyor. Yani birazdan size önereceğim datasetleri var. Bunlar public şekilde, herkese açık bir şekilde üniversitelerin yayınladığı datasetleri. Bu datasetleri üzerinde biz bu maskeleri hazır olarak bulabiliriz. Ama siz kendiniz hazırlamak istiyorsanız da dediğim gibi özellikle segmentasyon işlemi için konuşuyorum. Remote sensing datalarda piksel tabanlı bir işlemden geçirmeniz, şöyle etiketleme yapmanız için doldurmanız sizin maskelerinizi oluşturuyor. Maskelerimiz insan eliyle oluşturuluyor ve ardından biz bilgisayara şunu söylüyoruz. Benim görüntüm var, benim senin öğrenmeni istediğim maskelerim var. Bak bu doğru maskeler, bunları öğreneceksin diyoruz. Bir de mesela ben iç dolu değil de ben sadece
kenarlarını tespit etmek istiyorum. Yani edge detection yapmak istiyorum. Bunun için de sadece edge'leri yani kenarları bir label ediyorum. Bunları eğitime veriyorum. Artık bilgisayar bunları öğreniyor. Ve ilk defa ben image verdiğimde yani şu image'leri verdiğimde ki maskeleri test taşımasına sokmuyorum. Sadece image'leri veriyorum. Ve bana şunlara benzer bir prediction, bir tahmin çıktısı yürütüyor aslında. Ve artık benim sonucum da zaten ne kadar doğru bildiğine bağlı olarak bunları oluşturuyor ve biz bunlara doğruluk ve metrik değerleri adını veriyoruz. Segmentasyon işleminde de genel anlamda böyle bir gidişattan ve piksel tabanlı işlemlerden bahsediyor oluyoruz. Şimdi gelecek haftanın konusu 3D sistemler, özellikle bulut, nokta bulutları üzerinde duracağız. Şimdi anlatacağım konuları bilerek çok fazla detayına girmiyorum. Çünkü gelecek hafta biz bunları özellikle nokta bulutları üzerinde 3D anlamda CNN'lerle birlikte 3D alanda değerlendirirken bunlara, bu verilere çok daha fazla giriyor olacağız. Ama özellikle hani konumuz remote sensing olduğu için de değinmek istedim ve temelini anlamanız gerçekten oldukça önemli. Birazcık hiperspektral datalara aslında girmek istedim. Biliyorsunuz ki hiperspektral datalar yine remote sensing tabanlı uygulamalarda çok fazla karşımıza çıkan bir data türü. Özellikle computer vision özelinde de işlem yapıyorsanız böyle öğrenmeniz gereken bir tık da böyle giriş aşamasını zorlayabilecek datalardan bir tanesi. Hiperspektral datanın özelliği şu. Şimdi biz insan gözüyle RGB dataları görebiliyoruz. Yani şu ilk aşamayı, şu kısmı biz insan gözüyle görebiliyoruz. Bir de bunun haricinde farklı kanallarımız var. Ve bunlar hiper şekilde, çok fazla olan bir şekilde. Ve aslında biz hiperspektral bir datada şunu söylemeye çalışıyoruz. Çok katmanlı, dar katmanlı bir data demeye çalışıyoruz. Bu katmanların bizim için ne önemi var? Biz neden dataya göre, neden veriye göre işlem yapıyoruz? Aslında bizim önemli konumuz bu. Yani raster data dediğimizde, remote sensing kısmına girdiğimizde bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi bu oluyor. Şimdi konu remote sensing olunca karşılaştığımız tabii ki de elbette zorluklar oluyor. Nedir? Şimdi mesela uydudan alınan bir görüntü, önünde bulutlar olabiliyor, kesmeler olabiliyor, gürültü çok fazla olabiliyor. Bu gürültü sistem kaynaklı, yine hava durumundan kaynaklı, o anki çekim durumlarından kaynaklı birçok gürültü olabiliyor ve elbette ki bu gürültüleri temizlememiz gerekiyor. Bir de datanın özelinde, yani mesela hiperspektral datalar için ne dedik? Çok katmanlı bir data, insan gözünün gördüğünün haricinde çok daha fazla hiper şekilde, multispektral bir şekilde kendi katmanları var dedik. Peki, deep learning işlemi tam olarak bunu nasıl görüyor ve hangi anlamda işlemler yapıyor? Bunlara bakalım. Şimdi bizim bildiğimiz nesneler, remote sensing olarak algılanan görüntüler ve nesneler aslında hiperspektral görüntülerle birlikte birer imza taşıyor diyebiliriz. Yani içerisinde aslında özel bilgiler var ve bizim için bu data çok kıymetli bir data. Ve bu datayı işleme sokarken aslında biz bu katmanları işleme sokmuş oluyoruz. İşte tam olarak bu yüzden hani size ilk iki hafta böyle bastıra bastıra pre-processing, yani ön işlemlerden bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte tam olarak bu yüzden önemli. Yani muhtemelen biraz daha böyle oturacak bu sunumda bunlar. Çünkü ilk iki hafta neyin ne olduğunu öğrendik, bu hafta uygulamaya geçiyoruz. Nerede kullanıyoruz, neden kullanıyoruz sorusuna cevap arıyoruz aslında. Şöyle düşünün, elimde bir data var ve bu datanın elbette ki milyonlarca, binlerce pikselden oluşuyor. Ve oluşturduğu bu her pikseli ben işleme alıyorum. Ve aslında bir vektör olarak görüyorum. Ben bu her piksel değerini. Bir de bu görüntü sadece tek bir kanaldan oluşmuyor. Yani şu hiperspektral data gibi çok katmanlı bir yapıdan oluşabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Ben bu katmanları aslında işleme sokuyorum anlamına geliyor. İşlemleri kısaca bir hatırlayalım. Yapacağımız işlemler bizim seçeceğimiz modele, bizim seçmek istediğimiz ve yapmak istediğimiz işlemlere bağlıydı. Ve biz bunlara göre bazı işlemler yapıyorduk. Ve veriyi tanımlayabilmek için, veriden anlamlı veriler çıkartabilmek için, veriyi sakinleştirebilmek için de filtreler uyguluyorduk.
tam olarak da bu noktada aslında yine filtrelerden geçiriyoruz datamızı. Yani elimize bir görüntü geldi. Ben bunun katmanlarını biliyorum. Eğer gerekliyse katmanlarda azaltma yapıyorum. Belki renk değişiklikleri olabilir, bozulmalar olabilir datanızda. Lütfen bunları da böyle bir visualize ederek, bir görüntüleme yaparak, lütfen görüntüleyerek gidin. Geçen haftanın kodundan hatırlarsınız. Şöyle hemen hatta bir göstereyim sizlere. Uygulamalı gidelim istiyorum bir taraftan da. Şöyle geçen haftanın kodunu açıyorum. Bu PyTorch dilinde bir taraftan açılırken. Bugün bilgisayarımda maalesef bazı donmalar oluyor ve bir yüzden bir yavaşlık söz konusu. Visualize'dan kastımız şu, hatırlatmaya çalışıyorum. Benim imajım bu. Belli işlemler yapmışım, belli işlemlerden geçirmişim. Nasıl göründüğünü görüntülemişim. Yani benim visualize dediğim işlem aslında bu. Yani sizin de ben visualize işlemi yaparak gitmenizi öneriyorum. Eğer verinizde hani bir kayıp olup olmadığını, verinizin doğru şekilde çekilip çekilmediğini görüntülemek istiyorsanız visualize işlemi sizin için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi datamız geldi. Benim bu datadan almak istediğim bazı şeyler var. Bu bir classification işlemi olabilir. Yani sınıflandırma işlemi olabilir. Bir şeyi tespit etmek istiyor olabilirim. Detection işlemi yapmak istiyor olabilirim. Sadece segmentation işlemi yapmak istiyor olabilirim. Yani herhangi bir şeyi, mesela yine bir bina olsun deminki örnek gibi, bunu segment etmek istiyor olabilirim ve çeşitli işlemlerden geçirebilirim. Tam olarak işte yine bu işlemleri yapabilmek için ilk önce bir filtreleme işlemi yapıyoruz ve bunu her katmana uyguluyoruz. Dediğim gibi katmanlar bizim için oldukça önemli ve isterseniz bu size bağlı ve yapmak istediğiniz işlemlere bağlı, bunlar da azaltmaya gidebilirsiniz. Ve ardından çeşitli convolution işlemlerinden geçiriyoruz. Yani biz aslında dataya belli özellikler veriyoruz. Biz hatırlarsanız CNN'de yine nasıl yaptığımızı, bu işlemleri anlatmıştık. Bir convolution işlemi nasıl oluyor? Belli özellikleri alarak ilerliyorduk. Biz bu işlemleri yine piksel özelliklerinde aslında yapıyoruz. Ve ardından da yaptığımız özelliklerden birer özellik çıkartıyoruz, özellik tablosu çıkartıyoruz. Ve bunları en son yaptığımız işlemlerin sonucunda da bir fully connected layer'a vererek aslında çıktılarımızı alıyoruz. Yani biz şurada bir aslında yine sinir ağı işlemi yaptık. Bu yaptığımız sinir ağı işlemlerinin hemen sonrasında da yine bir çıktı elde ettik. Artık bu çıktı size kalmış şekilde ne yapmak istiyorsanız diyebiliriz. Hemen bir örneğimi daha verelim şurada. Mesela şöyle bir spektrum var elimizde. Biz bunları filtrelerden geçirdik. Convolution filtrelerinden geçirdik. Çeşitli filtrelere soktuk. Ardından bu filtrelerin ardından elimizde datanın belli kısımları kaldı. Bu kalan kısımları fully connected layer'lara aldık. Aldığımız bu connected'lardan hemen sonra da mesela bir classification işlemiydi bu. Classification işleminde de mesela ağaç mı değil mi ya da ağacı bul diyorduk. Ağacı bulmasını istiyorduk. Ardından mesela ağacı buldu gibi bir şey yapabiliyoruz. Ve bu şekilde de aslında işlemlerimizi yapmış oluyoruz. Dediğim gibi bizim işlemimiz, ilk başta giren datamız çok katmanlı ve bu çok katmanlının yanı sıra da her katmana işlem uygulayarak ve her bir pikseli yan yana koyup bir dizi olarak düşünerek çıkartmamız diyebiliriz. İlk soruyu anlamadım. Şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Biz image'leri tabii ki de elbette direkt olarak almıyoruz. Bunlardan özellikle ilk iki haftada bahsettik. Bir de lisans konusu diye düşünerek aslında bu kısma giriş yapmadık. Şundan bahsediyoruz aslında. Bizim image'imiz bir matrix olarak düşünün bunu. Bildiğiniz, matematikte gördüğünüz bir matrix işlemi gibi. Her birinin bir piksel değeri var. Ait olmuş olduğu bir sayı var aslında bakarsanız. Ve biz aslında bu sayılara yine işlemlere sokuyoruz. Ve bu sokmuş olduğumuz işlemlerde de o örüntüye göre bir işlem yapıyoruz. Ve eğer bir filtre uygularsak da, hemen ikinci soruya da gelelim. Eğer bir filtre uygularsak da biz başta böyle belli özellikleri çıkartmaya çalışıyoruz diyebiliriz filtrelerle. Yani bu filtre çeşitli filtreler olabilir. Bu tamamen yine sahip olduğunuz ve istediğiniz işlemlere bağlı. Ve bu şekilde de işlemleri gerçekleştiriyoruz diyebiliriz.
Özellikle bu arada hani bunlar ilk 2 haftanın konusuydu aslında. Anlattığımız için çok fazla duymuyorum, yani durmuyorum. Yani Convolution nasıl okunuyor, biz bunları nasıl işleme sokuyoruz gibi. O yüzden bunları biraz hızlı geçiyorum. Yani işlediğimiz için diğer katılımcılara vakit kaybı olmasın diye düşünerek. Şöyle hiperspektral dataları, dediğim gibi çok katmanlı dataları aldık ve işlemlere soktuk. Yine hiperspektral datalarda bir classification örneğini veriyorum. Yine remote sensing olarak algılanan bir görüntümüz var. Şöyle görüntümüzün her bir farklı noktası klasifiye edilmiş. Yani neyin ne olduğu aslında işaretlenmiş. Ve biz yine bu data üzerinde yine katmanlar uygulayabiliriz. Yine belli işlemlerden geçirebiliriz eğer gerekliyse. Ve ardından da bir classification işlemine sokuyoruz. Ardından da tahminlememizi yapıyoruz. Muhtemelen bunlar da farklı networklerin ve farklı mimarilerin birer çıktısı, şu da aslında olması gereken. Yani içerisinde herhangi bir, bakın, gürültü barındırmıyor. Herhangi bir sarılık yok. Ve bunu barındırmadığı için de aslında bizim ideal, yani ulaşmak istediğimiz ideal çıktığımız bu. Ve o çıktıya varırken de kullandığımız girdiler, pardon, yine diğer modellerle çıktılarımız bunlar. Ve bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Bunlar hiperspektral datalarla işlemlere birer örnekti. Ve bir diğer örneğimiz yine üzerinde durduğumuz örneklerden bir tanesi. SAR datalar. Yani radar datalarından bahsediyoruz. Şimdi radar datalarda aslında şunlardan bizim için önemli olan şu. Radar data birazcık daha diğer datalara göre aslında farklı olan bir data çeşidi. Çünkü elde edilmesi ve bunların işlenmesi diğer datalardan farklı. Ama aldığımız bu datanın yine tabii ki de işleme sokulması elbette ki diğer datalar gibi. Çünkü mantık ilk başta anlattığım şekilde işliyor. Dataların katmanları var. Siz bu katmanlarda çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yaptığınız bu değişiklikler, eğer değiştiğiniz varsa, kullandığınız değişikliklerde yine bir sonuç veri, bir girdi veri elde ediyorsunuz. Ardından bu aslında girdi veriyle siz çeşitli convolution işlemlerine, çeşitli işlemleri bunları sokarak ağdan ve network'ten geçiriyorsunuz. Radar datada da yine birebir aslında aynı şekilde işliyor. Radar datanın özelliği şu. Radar datalarda biz gürültüden aslında çok fazla bahsediyoruz. Bunun da nedeni şu. Şöyle örnekleyeyim. Şimdi radar detaylı bir tane bu örneğimiz aslında. Bir tane noise image'imiz var. Yani kullandığımız gürültülü bir image'imiz var. Ve biz aslında filtrelerden geçirmek diyoruz ya, bu örnekte biraz daha iyi görebilirsiniz. Filtrelerden geçirmek dediğimizde biz bu gürültülü görüntüyü filtrelerden geçirerek, gürültüsünü alarak ya da sadece almak istediğimiz özellikleri almaya çalışarak bir çıktı elde etmek istiyoruz. Ve bakın, filtrelenmiş imajımız artık bizim elimizde oluyor. Şurada da bir artık görüntümüz var. Ve bu arada bu şekilde de olmak zorunda değil. Siz bunu farklı filtrelerden de geçirebilirsiniz. Bu datanın özelliğine ve sizin kullandığınız kısımlara bağlı. Bunları da genelde geçen hafta bahsettiğim GitHub'tan ve GitHub özelindeki kaynaklardan bulabilirsiniz ve çeşitli filtreleri, gerekli filtreleri sizler kodlarınızda kullanıyor olabilirsiniz. Burada bir gürültülü görüntümüz varmış ve burada yine çeşitli convolution ve ReLU katmanlarından geçirmiş. Ardından da yine en son bir convolution katmanından geçirip bir artık data elde etmiş. Yani artık bizim için kullanılmayan gürültülerin barındığı bir data, temizlenmiş bir data, kumu ayrılmış bir data diyebiliriz. Ardından da artık temiz bir datamız var. Ben bu temiz datayla, işlemlere sokabileceğim bir datayla deep learning işlemlere doğru geçiş yapıyorum ve bunları kullanabiliyorum. SAR dataların özelliği aslında şu oluyor, güzelliği şu oluyor. Özellikle bulutlu havalarda, karanlık ortamlarda ya da kötü havalarda etkilenmiyor. Ve böyle olunca, özellikle frekanslarla işlem yapan bir data çeşidi olunca, elimizde verimli bir data olmuş oluyor. Ama dediğim gibi özellikle gürültü kapsamlı ya da renk kapsamlı şeylerde bazı sıkıntılar çekebiliyoruz. Ve özellikle yine SAR datalara, radar datalarına ulaşmak bir miktar zor.
Özellikle böyle son zamanlarda hani özellikle son zamanlarda kullanılan ve doğruluğu, hassasiyeti çok yüksek olan datalar bunlar. Ve dediğim gibi ulaşılması bir tık daha zor, işlem yapılması bir tık daha zor. Fakat eğer işlemlere başlarsanız yine aynı mantıkla da giderseniz SAR datalarla da çok rahat yine işlemler yapabilirsiniz. Burada önemli olan, tekrardan vurguluyorum, önemli olan eğer böyle bir temeliniz yoksa sizin özellikle veriyi anlamanız, yani benim verim kaç kanaldan oluşuyor? Benim verimin piksellerin neler? Eğer bunu anlarsanız yaptığınız çalışmalarda hiçbir data çeşidi, hiçbir görüntü çeşidi sizin bir sorununuz olmayacaktır. Bu dataları yani bahsettiğiniz bu özelliklere bağlı olarak işlemlere sokabileceksinizdir. Bu yüzden özellikle datanızı tanımanız gerektiği konusunda bunun özelinde duruyorum. Çünkü hani bu SAR datanın olması, hiperspektral datanın olması gözünüzü korkutmasın. Yine SAR datalardan böyle bir örnekle gidelim. SAR datalar yine yani hem classification işleminde hem object detection işleminde rahatlıkla kullanabildiğimiz, bu işlemleri yapabildiğimiz datalardan biri. Mesela yine bir girdimiz var. Yine filtrelerden geçiriyoruz. Bu filtrelerin sonucunda eğer mesela ben detection işlemi yapmak istiyorsam daha farklı yine katmanlardan ve filtrelerden geçiriyorum. Eğer bir classification işlemi yapmak istiyorsam yine daha farklı datalar, daha farklı katmanlardan geçiriyorum gibi. Aslında characterization, bir karakter tespiti çalışmasında da yine bunlardan bahsedebiliriz. Burada böyle farklı farklı SAR data özelinde algılanmış nesnelere de şöyle yer vermek istedim. Bunlar yine RemoSense'in tabanlı uygulamalardan. Ve birazcık da object detection tabanlı işlemlere geçelim. Çünkü dediğim gibi object detection tarafında sizden çok fazla soru geldi. Özellikle orada bir istek var ve sanırım hani gördüğüm kadarıyla da remote sensing datalarla en çok kullanılan deep learning özelliği object detection. Çünkü özellikle object detection'da biz bir nesne tespiti yapmaya çalışıyoruz. Datamız ne olursa olsun, uydu verisi ve datamız ne olursa olsun biz bunlarda bir object detection işlemi yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir objeyi tespit etmeye çalışıyoruz. Ve bu tespit etme sırasında da yine çeşitli teknolojileri kullanabiliyoruz. Şimdi aslında onlara çok farklı şekillerde, çok detaylı bir şekilde gireceğim. Ve dediğim gibi de bundan sonraki slaytlar özellikle böyle birkaç günü alarak hazırlanmış, çok konsantre şekilde hazırlanmış ve işinize yarayacak sunumlar, onları da özellikle belirteyim. Böyle karşılaştırma yaparak neyi neden kullanmalısınız bu bilgileri vererek aslında sizlere gideceğim. Şimdi yine nesne tabanlı uygulamalar, object detection tabanlı uygulamalar hem machine learning hem de deep learning tabanlı uygulamalar burada yapabiliyoruz. Yani machine learning tabanlı uygulamalarda hatırlarsanız biz birer matematik formülü veriyorduk. Aslında bir matematik formülünün çıktısıydı. Deep learning'de de biz bu formüllerin yanı sıra bir de bir ağın içerisine sokuyorduk ve bunlardan yine bir çıktı elde ediyorduk. Object detection işlemlerinde de yine her iki tabanlı da yani machine learning ve deep learning tabanlı da işlemler yapabiliyoruz. Ve burada segmentasyona farklı olarak obje tabanlı ve box tabanlı gidiyoruz. Şimdi neden olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Fakat özellikle piksel tabanlı ve box tabanlı olmak üzere iki tane kelimenin üzerinde duruyorum başladığımdan beri. Bu bizim için neden önemli? Önemsiz gibi görünüyor fakat önemini şöyle açıklayayım. Şimdi geçen haftalarda gördüğümüz konuların üzerine koyarak gittiğimiz için özellikle böyle bir şey açıklama gereği duyuyorum. Şimdi metrik değerlerinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ve biz bu metrik değerlerini kullanırken bir doğruluk tespiti yaparken yani ben mesela bir uçak tespiti yaptım, bir plane detection yaptım mesela. Ve bu plane detection'ı %89 doğrulukla yaptım. Fakat neye göre ben bu doğruluğu seçtim? Aslında biz bunları şey yapmıştık, istemiştik, konuşmuştuk ve bunların üzerine koymuştuk. Burada önemli olan şey şu ama. Benim bu doğruluk tespitini yaparken obje tabanlı mı gidiyorum yoksa piksel tabanlı mı gidiyorum? Aslında seçtiğim ve önem verdiğim şey aslında burada bu diyebilirim. Evet, bizim burada yaptığımız box işlemleri de kutu iç alma işlemleri de yine piksel tabanlı işliyor. Fakat biz
Bu işlemleri yürütürken yine bir box üzerinden ve bir kutu üzerinden işaretliyoruz ve götürüyoruz. Ve yine biz bu işlemleri yaparken bir threshold değerine koyuyoruz. Yani bir eşik değerimiz var aslında bakarsanız. Biz burada nelerden söz ediyoruz? Birazcık şundan bahsedelim. Mesela burada bir plane detection yapılmış ve bu plane detection yapılırken de bir tespit işlemi yapılırken de mesela şurada bakın fazlalıklar var. Yani olması gerekenler biraz daha fazla olmuş. Ya da mesela şurada içeriye almalar olmuş gibi. Yani bu detection işlemini yaparken bazı sorunlarımız var. Bir gerçek olması gereken imajımız var. Bir de prediction edilen, tahmin edilen imajımız var. Ve benim o piksel değerleri özelinde ne kadar kayıpla ya da ne kadar kar ile bunları elde ettiğim tam olarak aslında benim için box mı yoksa piksel mi önemli? Bunun cevabını arıyor. Çünkü bir piksel özelinde düşünelim yine. Bir piksel özelinde ben diyorsam ki işte %51 doğrulukla ben bunu seçtim. Eğer threshold değerim %50'nin üzerinde evet cevabı veriyorsa bana o zaman doğruluk tarafında yine daha yüksek doğruluklu bir çıktı elde edebilirim. Ve object detection tarafında özellikle box'lar özelinde de yine bunlardan bahsedebilirim. O yüzden özellikle box ve piksel durumlarında duruyorum. Bu konularda konuşuyorum. Çünkü bizim için gerçekten önemli. Ve bunları tespit ederken yine object detection tabanlı işlemler yaparken özellikle remote sensing datalarda biz localization yani hem lokalize etme bir konum verme hem de bu konumla işlemler yapma konularında da yine durabiliyoruz. Yani mesela ben algıladığım bu plane'in ya da mesela bir köprünün ne kadar doğrulukla algılandığını bulmanın yanı sıra yani şurada %89 doğrulukla bulundu demenin yanı sıra bir de ben bunu konumunu kullanabiliyorum. Yani benim bunun konumunu kullanmam çok daha farklı projelere götürebilir, çok daha farklı işlemler yapmamıza sebep olabilir. Bu yüzden özellikle object detection işlemlerinde eğer remote sensing datalarla çalışıyorsak yine farklı data türlerinden ve bir de konum özelliğinden bahsedebiliyoruz. Ve özellikle de bunları belirtip böyle hızlıca geçelim. İsterseniz de şöyle bir göz atın. Özellikle object detection işlemlerinde şunu çok fazla gördüm. Özellikle askeri alanlarda bir şeyin tespitinde normalde girilmemesi gereken bir alanın girilmiş mi girilmemiş mi? Ya da bunun da haricinde bu sadece mesela şöyle olan bir şey değil de mesela bir gemi vardır ve bir yağ sızdırıyordur. Mesela bir kötü bir madde sızdırıyordur. Yine bunun da detekt edilmesinde böyle bir şey var mı yok mu? Bunun da detekt edilmesinde yine bunlar kullanılabilir. Çünkü biz o belki yağı veya o durumu akan zehri mesela gözümüzle görmesek bile yapacağımız filtreleme işlemleriyle yapabileceğimiz ön işlemlerle birlikte bunları çıkartabiliriz ve çıkarttığımız bu işlemlerin sonucunda da yine detection işlemlerine veya segmentation işlemlerine sokarak yine bunlarla işlemler yapabiliriz. İşte tam olarak burada bizim datamızın çeşidinin hangisi olduğu oldukça önemli ve bu yüzden böyle farklı data çeşitlerinden ve farklı data türlerinden bahsediyoruz ve işin içerisinde localization'a girince Object Detection gerçekten en çok kullandığımız teknolojilerden biri oluyor Deep Learning'e yönelik. Şimdi bunu söylerken karşımıza aslında iki tane özellik çıkıyor ve ben bunların özellikle size böyle temellerini vererek gitmek istiyorum ki iyice anlayalım. Çünkü bunları anladığımızda aslında biz bu remote sensing datalarla nasıl işlemler yapıyoruz bunları da görmüş oluyoruz. Bir tutum molası vermek istiyorum çok kısa. Özür diliyorum geldim. Şimdi özellikle object detection tabanlı işlemlerde bizim çok sık karşımıza çıkan iki tane terim var. Bir iki aşamalı bir object detection işlemi, bir de bunu tek aşamada bitiren bir object detection işlemi. Bu bizim için neden önemli? Şu yüzden önemli. Birazdan da böyle bunlara bu slaytlara geliyor olacağız. Özellikle object detection konusunda çok fazla, çok çeşitli kullanılan yöntem var. Yani bunu bir görsel üzerinde tek seferde geçen var.
Bir de bunu tekrar tekrar tarayarak geçen var. Aralarında ne fark var? Şöyle düşünelim, sizi yine hayal etmeye götürüyorum. Bir şey bir seferde geçiyorsunuz, tek bir sefer ve hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Burada hata ve yanılma payınız çok daha yüksek olur. Ama hızınız çok daha yüksektir. Bir de bir şeyi çift şekilde geçiyorsunuz, tekrar tekrar geçiyorsunuz ve bu tekrar tekrar geçme aşamasında da doğruluğunuz biraz daha yüksek olur. Çünkü iki sefer geçmişsiniz, ona iki sefer bakmışsınız ama birazcık daha yavaş olursunuz. İşte object detection tabanlı işlemlerde bizim karar mekanizmamız tam olarak buna yönelik işliyor. Yani siz bu hani iki aşamalı ya da tek aşamalı şeklinde görmezsiniz. Bunu mesela YOLO şeklinde görürsünüz. İşte FastRush, CNN şeklinde görürsünüz. Fakat aslında biz temelde işin mantığında, işin matematiğinde iki seferde geçme ve tek seferde geçme bu şekilde bir işleme sokuyoruz ve bu şekilde işlemlerden bahsediyoruz. Biz iki adımlı seçmede, yani şöyle iki adımlı seçmelerimizde temelde nesneyi potansiyel nesne olabilecek yerlerden ayırıyoruz. Nedir? Yani mesela şurada potansiyel bir nesnem var, şuralarda potansiyel bir nesnem var diyorum. Bu potansiyel nesneleri gösteriyorum. Ve ardından bu gösterdiğim potansiyel nesne içerebilecek kutuları, box'ları tekrar geçiyorum. Ve bunları ayrı ayrı sınıflandırıyorum. Bu detection işlemi mesela aynı an içerisinde hem binayı tespit etmek isteyebilir, hem uçağı tespit etmek isteyebilir. Aynı içerisinde ben bunları iki adımlı doğrulamayla birlikte önce olabilecek özelliklerini tutabileceği box'ları buldum. Ardından bunları sınıfladım ve ardından da evet ben bunları detect ettim artık dedim. Ve çift aşamalı özellikle de böyle bir işlemden bahsediyor oldum. Özellikle bu çift aşamalılarda dediğim gibi doğruluk biraz daha yüksek oluyor. Çünkü iki sefer sınıflandırıyor ve bu sınıflandırma işleminde de maalesef yavaşlık söz konusu oluyor. Çünkü iki sefer üstünden geçiyor. Bir de tek seferli tanıma işlemi var. Yani tek seferde bunları tarıyor ve bir object detection, bir detection işlemi, bir tespit işlemi çıkartıyor. Yani nedir bu? Bir ızgaraya bölüyor şeklinde düşünün. Ve sizin bu böldüğünüz ızgarayı tek tek taradığını düşünün. Bu tanımlanan işlemlerde de yine bunun özeline giren mesela renk tanısıyla, işte piksel değerleriyle vesaire yine bu özelliklere giren kısımları alıyor ve aldığı bu kısımlarda da bir detection işlemi yaptım diyor ve bunu tek seferde geçiyor, hızlı bir şekilde geçiyor. Şu ikinci örnekte gördüğünüz gibi. Ve bunu yaparken de aslında yine bir matris işlemi söz konusu, bir ızgaralama işlemi söz konusu. Biz burada işte x minimum, işte x maksimum gibi, y maksimum, y minimum gibi değerlerden bahsediyoruz. Aslında bir koordinat sistemi çiziyoruz. Bildiğimiz matematikten gördüğümüz bir koordinat sistemi çiziyoruz. Ve çizmiş olduğumuz bu koordinat sistemi özelinde de yine işlemlerimizi, yani çizmiş olduğumuz koordinat sisteminde de bu işlemlerimizi yapıyoruz. Hatta bir önceki slide'da bahsettiğim hani localization konum verme özelliği vardı ya, bir de location katabiliyorduk işin içerisine. Tam olarak bu noktada biz bir localization katabiliyoruz ve burada bahsettiğimiz aslında her bir maksimum minimum değerini ve koordinat sistemini haritadaki koordinatlarla birlikte tespit edebiliyoruz. Ve mesela işte şuradaki hücreyle, piksel değerimle bir de bu piksel değerini bildiğimde ben özellikle bir location işlemiyle birlikte, bir konum özelliğiyle birlikte bunları yapabiliyorum. Bizim için bu ayrım neden önemli? Yani mesela şey diyebilirsiniz, benim zamandan yana sıkıntım yok. Uzun sürede öğrensin, uzun sürede tanısın da diyebilirsiniz. Ama uygulamalar şurada patlak verebilir. Siz real time bir proje yapabilirsiniz. Yani evet biz mesela şu an uydu verileri halihazırda olan bizim için gelmiş uzantılı normal görüntülerden bahsediyoruz. Ama bu real time proje de olabilir. Yani sizin normal imagelerinizle eğitiminizi yaptığınız ve ardından bu eğitimden hemen sonra gerçek dönem, yani yaşayan bir şekilde tespit edilen bir şeyle de ölçebilirsiniz. Yani siz mesela bir sürü kalem tarattınız. Fakat ben şu an konuşurken bir taraftan bu kalemin detekt edilmesini istiyor olabilirsiniz. Biz buna real time diyoruz aslında bakarsanız.
Ve tam olarak bu real-time projelerde böyle bir proje fikriniz varsa eğer özellikle belirteyim. Bunlarda hız çok önemli. Çünkü her bir nesneyi tanımak, her bir nesneyi tespit etmek oldukça zaman alan bir şey. Özellikle real-time konusunda da biliyorsunuz ki pek vaktimiz yok. Bu bir şey de olabilir. Kendi kendine sürüş otomobil de olabilir. Self-driving de olabilir. Ve önünüze bir aniden nesne fırladığında onu hızlı bir şekilde tespit etmeniz gerektiğinde, ona göre tepki vermeniz gerektiğinde tam olarak burada işte hız ve doğruluk işin içerisine girebilir. Ve tam olarak burada yine bu bahsettiğim özellikler bizim hani neden önemli dediğimiz kısma geliyor ve gerçek hayatta kullanma şeklimiz de bu. Biz özellikle One Step Object Detection'da da şunlardan bahsediyoruz. Hani her zaman duyduğumuz o YOLO versiyon 2, versiyon 3, işte SSD, Retina Net gibi özellikle hızlarıyla ama aynı zamanda doğruluklarıyla da ünlü olan biz bu algoritmalarda özellikle One Step Object Detection tarafında bahsediyoruz. Ve bu hani dediğim gibi tek seferde baksa ızgaraları ayırarak, ayırdığı bu ızgaralar üzerine işlemler yaparak ve ardından da nesneleri çıkartarak giden bu işlemler dediğim gibi yine YOLO, Retina Net, SSD gibi özellikle hızlarıyla ünlü olan bazı katmanlar, bazı modeller diyebiliriz ve eğer hani bu işlemleri yapacaksanız da bu ağları, bu networkleri öneriyorum. Bir de size hazır bu taraftayken şöyle bir özellik çıkarmadan bahsetmişken bir feature extraction kavramından da bahsedeyim. Muhtemelen yine remote sensing tabanlı bu işlemleri yaparken önünüze çıkabilecek kavramlardan bir tanesi de feature extraction. Yani özellik çıkarımı olarak çevirebiliriz sanırım. Bu kavram olacak. Çünkü aynı bu resimde gördüğünüz gibi aslında sadece belli özellikleri çıkartacaksınız ve ardından bu çıkarttığınız özelliklerle birlikte bu işlemleri yapacaksınız. Ve dediğim gibi bu özellikleri çıkartmak, çıkarttığınız bu özellikler aşamasında bir boyut azaltma işlemi yapmak, yine bunları filtrelemek ve ardından da bir çıktı elde etmek. Özellikle hani two step diyorsanız eğer, iki adımlı diyorsanız eğer ve bir özellik çıkartmak istiyorsanız eğer bizim oldukça gördüğümüz, rastladığımız bir durum diyebiliriz. Burada sizler için özellikle yine machine learning ve deep learning tabanlı bir object detection neler kullanıyoruz? Özellikle bunlara bakmak istedim ki birazdan da bunları böyle birazcık daha fazla detaylandırıyor olacağım. Yani şöyle söyleyebilirim yine hani deneyimlerden yola çıkarak konuşuyorum. Özellikle machine learning tabanlı object detection şu sıralamalar elbette deep learning tabanlılara göre çok daha az kullanılıyor ve çok daha tabii ki farklı işliyor durumlar. Çünkü biz aslında deep learning tabanlı bir object detection işlemi yaparken bu algoritmaların her biri işte hızlarıyla, veriyi nasıl aldıklarıyla ünlüyken ML tabanlı, machine learning tabanlı işlemlerde birazcık daha veriyi sokmak, veriyi bir işlemden bir tahminlemeden geçirmek ve ardından çıktı almak üzerine oluyor. Ve dediğim gibi de özellikle deep learning tabanlı işlemlerden bahsediyoruz. Ve şimdi de isterseniz işin birazcık daha detaylarına girelim. Neyi neden seçmeliyiz? Özellikle onlardan bahsedeyim sizlere. Oldukça işinize yarayacak kısımlara geliyorum. İsterseniz ben anlattıkça bir taraftan not da edebilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Şimdi OpenCV ilk hafta işlediğimiz kütüphanelerden bir tanesiydi. Biz OpenCV'ye bir kütüphane deyip geçtik. Fakat biz OpenCV'yi özellikle remote sensing tabanlı uygulamalarda çok fazla kullanıyoruz. Bunun sebebi de şu. Evet biz NumPy'la, Pandas'la, scikit-learn'le ve diğer kütüphanelerle de datayı farklı şekillerde okuyabiliyoruz, çekebiliyoruz. Farklı işlemler yapabiliyoruz dataların özelinden. Fakat OpenCV'nin bizim açımızdan önemi şu. Şimdi karşımıza gelen data RGB olmayabilir. Karşımıza gelen data uzantısı çok farklı bir uzantı olabilir. Yani mesela her zaman genelde şunu görürsünüz. Mesela PNG ya da JPEG gibi uzantılar görürsünüz. Fakat biz uydu verilerinde mesela TIFF uzantılı veriyi çok fazla görüyoruz. Çok fazla karşılaşıyoruz. İşte hani bu verilerle ilgilenmek için, bunlarla işlem yapmak için özellikle OpenCV kullanmanız gereken kütüphanelerden bir tanesi. Çünkü siz boyut kazandırmak istiyorsanız mesela
daha fazla kanallı işleme sokmak istediniz. Ya da elinizde bir hiperspektral data vardı ve burada bir katman azaltmak istediniz. Tam olarak burada yine OpenSea bile yapabilirsiniz. Ya da radar bir datayı, SAR bir datayı okumak istediniz ve bunu okurken de yine zorlandınız. Yine bunu elbette OpenSea bile yapabilirsiniz. Yine eğer bir ön işlemeler yapmak istiyorsanız, ne dedik, özellikle bu tarz verilerde, mesela SAR datada özellikle OpenSea ile bir takım ön işlemler yapabilirsiniz. Bunlardan yine özellikler çıkartabilirsiniz. Yine OpenSea'yı bunun için kullanabileceğimiz kütüphanelerden bir tanesi. Özellikle de kütüphane deyip geçmiyoruz. Ve Object Detection işlemlerinde de yine OpenSea'ya özel birçok algoritma bulunuyor. Ve bu algoritmaları biz OpenSea ile birlikte çok fazla göstereceğim diğer algoritmaların detayına girmeden aslında yine çok fazla kullanıyoruz. Şimdi hatırlarsanız yine TensorFlow'un özellikle böyle o geçişinden sonra çok fazla değişiklikler olduğunu sizlere bahsetmiştim. Yani bu sürüm değişiklikleri ve aynı değişiklikler aslında OpenSea ile birlikte de oldu. Yani işte 2.4 sürümü, 3.3 sürümü, işte devamı derken OpenSea'de de yine özellikle Object Detection temelinde bizlere bazı özellikler kattı. Ve biz bu güncellemeler genelde bu özellikleri barındırıyor bu arada. Open source, yani açık kaynak kodlu kütüphaneler olduğu için sürekli olarak bir gelişme söz konusu. Ve bu gelişmelerde de genelde keşke kütüphanenin içerisinde şu da olsaydı, şunu kullanırdık dediği şeyler aslında genel olarak ekliyorlar. Ve biz bunlardan bahsediyoruz. Biz OpenSea'nin 2.4 sürümünde derin öğrenmeye yavaş yavaş yer vermeye başlamıştı ve biz derin öğrenmeyi artık kullanıyorduk. Burada kullandığımız sürümler gerçekten çok önemli. Şöyle de bir yine detay da verelim. Eğer sürümlerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız Docker kullanmanızı öneriyoruz. Bunları da yine ilk derste görmüştük. Docker kullanırsanız eğer böyle o sürüm bağımsızlığına birazcık daha girmiş olursunuz ve işinize yarar diye düşünüyoruz. Bunu kullanabilirsiniz. OpenSea'nin yine sürümü bizler için Object Detection işlemi yapacaksak eğer oldukça önemli. Görüntü sınıflandırmada özellikle kullanılan bu kütüphanede 3.3 sürümüyle birlikte bir kararlı bir dağıtım elde edildi. Ve elde edilen bu kararlı dağıtımda yine bu hemen ekranda yazan şu frameworkler gibi, modeller gibi bunlara da destek verildi. Ve bu mesela Caffe gibi, TensorFlow gibi, Torch, Darknet gibi bu frameworkleri OpenSea ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve yine şu aşağıda yazdığım modeller ki en popüler olan, en çok karşınıza çıkan modellerdendir bunlar. Yine şeyden bahsediyorum. Remote Sensing tabanlı bahsediyorum. Ve bu verdiğim kaynağın da böyle konsantre bir kaynak olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yine OpenSea ile işlemler yapıyorken bu modelleri kullanabilirsiniz. Ve birazcık daha basit şekilde, birazdan gideceklerime nazaran bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Ama doğruluk değerinizden hani çok fazla emin olarak bir şey söyleyemiyorum. Çünkü birazdan anlatacaklarım biraz daha profesyonelleşmiş ve daha farklı destekleri olan kütüphaneler olacak. Bunları kullanmanızı öneriyorum. Şimdi yine Object Detection işlemlerini yaparken, evet ben belki kullandığım frameworkler var, belki yine modeller var. Ama ben bunları aslında birer matematik ve ML çerçevesinde yapıyorum. Mesela hatırlarsanız two step, yani iki aşamalı doğrulamada şundan bahsetmiştik. Aslında bir özellik arama vardı orada ve bunu kullanıyordu gibi. Yine OpenSea üzerinde kullanabilecek bazı algoritmaları burada listeledim. Mesela Template Matching bunun en çok kullandıklarımızdan bir tanesi. Eğer yine datanız izin veriyorsa histogram, işte bunu kullanabilirsiniz. Ve yine en çok kullanılan CNN algoritmaları, ki zaten şurada gördükleriniz birer CNN algoritması. Bu modeller aslında birer algoritma. Ve bunları kullanabilirsiniz Object Detection'da yaptığınız işlemlerde. Ama demin de dediğim gibi doğruluğunuz ne kadar olur, ne derece olur, buna çok fazla maalesef garanti veremiyorum şu aşamada. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer kullandığımız Object Detection tabanlı işlemlerde TensorFlow Object Detection API'yi. Aslında en meşhurlarından bir tanesi. Çünkü yine TensorFlow içerisinde hazır olarak geliyor. Ve çok fazla, çok çeşitli modelleri var. Şurada şöyle modellerini görüyorsunuz ve bunların kullanıldığı, karşılaştırıldığı özellikler var. Hatırlarsanız hani demiştik
Bizim için hız çok önemli. Çünkü biz real time projede yapabiliriz. Ya da hızlı sonuç almak da isteyebiliriz. Sonuçta siz bir nesneyi hem öğretiyorsunuz hem tespit ettiriyorsunuz. Oldukça aslında zaman harcayan bir iş oluyor bu sefer. Ve bu işlemleri yaparken de hızlı olmasını istiyorsunuz. Elbette burada seçtiğiniz modeliniz çok önemli oluyor. Zaten burada yine böyle hızına bağlı olarak yer verilmiş. Aynı zamanda eğer bir doğruluk değeri kullanacaksanız kokuya özel nasıl bir çıktı alabilirsiniz vesaire ve hepsini de box olarak verdiğinde yine söylemiş ve Tensorflow Object Detection API ile birlikte bunları kullanabilirsiniz. Özellikle de belirtelim. Bunu kurmak birazcık daha bir tık daha zahmetli oluyor. Normal hani Anaconda gibi vesaire bu kurulumları yapıyorduk hatırlarsanız Anaconda içerisinde. Aynı Object Detection API'ını da böyle bir tık belki zahmetli olarak kurabilirsiniz. Genelde sorun yaşandığı için söylüyorum. Muhtemelen bu dersten sonra uygulamaya başlayacaksınız. Hani herhangi bir sorunla karşılaşırsanız moraliniz bozulmasın. Çok normal bu problemlerle karşılaşmak. Bu yüzden böyle bir detay veriyorum. Ve aynı zamanda Object Detection API için şunu söyleyebiliriz. Özellikle COCO veri setini içeriyor. COCO veri setinin detaylarına yine geleceğim. Bunları COCO veri setinin nesnelerini içerdiği için bizim yine tercih edebileceğimiz API'lerden bir tanesi TensorFlow Object Detection API ve bir tek şu farklı veri çeşidi farklı Object Detection özellikle bizim karşımıza çıkan ve kafaları karıştıran şey her zaman bir veri oluyor. Veriyi nasıl tuttuğu, veriyi nasıl muhafaza ettiği oluyor gerçekten. Çünkü mesela YOLO işte girişte mesela 512 512 istiyorum ben sadece diyor. Ya da bunu işte belli formatlarda tutabiliyorken biz mesela TensorFlow Object Detection'la API ile birlikte de mesela TF Record şeklinde tutmasını istiyoruz. Ve böyle farklılıklar olabiliyor. Bunlar da yine kullandığımız Object Detection temelli API'ye ya da modele göre değişiklikler gösterebiliyor. Bunları da özellikle söyleyebilirim. Şimdi bir de bu alanda kullandığımız elbette ki bizim kütüphaneler var. Ve bu kütüphanelerin hangisini neden seçmeliyiz aşaması var. Şimdi ben burada özellikle FastWare CNN'i verdim. Fakat aslında ben FastWare CNN'den bahsederken 3 tane farklı modelden bahsediyorum. Bunlar nedir? RCNN, FastRCNN bir de FastWare CNN. Bunlar birbirlerinin aslında böyle üstüne hız koyarak ilerlemiş olan kütüphanelerden bir tanesi. Şöyle hatta bir tane örneğini koyalım. Mesela şurada test süresi olarak geçirilmiş. Mesela RCNN'le tespit edilen hız, FastWare CNN'le tespit edilen hız, bir de YOLO ile tespit edilen hız şeklinde aslında bakarsanız. Biz bu RCNN ve FastWare CNN'de bir doğrulama, bir özellik çıkartma işleminden bahsediyoruz. Ve bu işlemler YOLO'ya veya mesela RetinaNet gibi, SSD gibi diğer modellere göre birazcık daha yavaş kalıyor. Fakat neden bizler için yani bir tık yavaş olmasına rağmen ki aslında bir tık da değilmiş. Görüyorsunuz aslında karşılaştırma 0.1, 64.8 gibi bir hizmetten şeyden hızdan bahsediyoruz burada. Bunun neden oluyor? Tam olarak orada hani ilk başta bahsettiğim iki aşamalı doğrulama ve tek aşamalı doğrulama çerçevesinde yürüyen bir mantık var aslında bakarsanız. Burada mesela FastWare CNN'in örneğini verelim. İmecimiz girmiş. Şöyle yine uzaktan algılama verisi. Şurada gemilerimiz var. Şurada bir karamız var. Bir background'ımız, bir denizimiz var. Bir VGG layer'ına vermiş. Ardından bir feature map oluşturmuş. Bir özellik var artık elimizde. O özellik haritası var. Ardından oluşturduğu bu layer'ı belli network'lere vermiş. Bu network'ler özelinde bakın birer özellik çıkartılmış, çıkartmış olduğu bu özelliklerle birlikte bunları artık obje tabanlı bir tespit etme yapmış. Ve ardından da FastRCNN'le birlikte şurada görüyorsunuz hemen böyle bir pooling ve belli deep learning katmanlarına sokmuş ve bir çıktı elde etmiş. FastRCNN'i gördük şurada. Neden FastRCNN'i gördük? Çünkü aslında FastRCNN, daha doğrusu FastRCNN'in üstüne konulmuş hali. Hatta görmüş olduğumuz RCNN de bunların en temelinde yer alan ağ diyebiliriz.
ve tam olarak bu iki aşamalı doğrulama sırasında nasıl daha iyi filtrelerden geçirebiliriz, nasıl daha iyi doğrulayabiliriz sorusunun cevabı olarak ve nasıl hız kazanabiliriz sorusunun cevabı olarak geliştirilmiş 3 farklı 4 farklı algoritma bunlar. Ve tüm nesneleri çıkartmak için özellikle tek bir görüntüden birçok geçiş gerektiriyor. Ve bu hani birbiri ardına çalışan sistemlerde özellikle tercih edilmeyen ve bizim yine böyle hız konusunda, doğruluk konusunda evet kesinlikle tercih edebileceğimiz ama hız konusunda yine bizi düşündüren ağlardan bir tanesi Fesrar CNN. Ve Fesrar CNN'le alakalı sanırım şöyle başka diyeceğim bir şey yok. Ve dediğim gibi Fesrar CNN'de biz özellikle yine RCNN ve Fesrar CNN gibi algoritmaların iç içe geçmiş halinden bahsediyoruz. Ve her birinde de daha da hızlanma söz konusu. Tam olarak işte bu işleri paralelize etme. Hani bir taraftan sorularına cevap vermiş olalım. İşleri paralelize etme ve bir pipeline süreci hazırlamayla alakalı bir hızlandırma söz konusu. Bu da aslında yine datayı nasıl aldığımız, nasıl işlediğimiz, nasıl işlemlerden geçirdiğimiz sorusunun cevabı olmuş oluyor. Burada bu arada hem eğitim süresinden hem de tabii ki de test etme süresinden bahsediyoruz. Çünkü belli bir eğitim süresince bunları öğreniyor. Bu öğrenmiş olduğu verileri yani ne kadar uzun sürede öğrenirse genelde de bir o kadar uzun sürede test ediyor. Ve hani bahsettiğimiz şey aslında uzunluktan yola çıkarak bahsettiğimiz şey bu. Ve genelde de yine tercih etmediğimiz durumlardan bir tanesi. Ve diğer bir algoritmamız yol algoritması. Galiba yine işte özellikle remote sensing datalarda çok sık gördüğüm için söylüyorum yine. Yol object detection tabanlı işlemleri TensorFlow Object Detection API'de ve YOLO da özellikle çok fazla görebilirsiniz. YOLO hızıyla ve doğruluğuyla çok fazla ünlenmiş bir algoritma çeşidi. Bahsettiğimiz gibi biz YOLO'da aslında gridlere bölüyoruz. Yani belli bir gridlere bölme, matrisleme işlemi var. Ve ardından bölmüş olduğumuz bu gridlerin hemen peşine bir özellik çıkarımı yapıyoruz. Böyle küçük küçük algılayarak. Şöyle düşünün. Mesela eskilik İşte çok daha büyük olacaktır bu arada çünkü verilerimiz bu şekilde gerekiyor. Mesela işte 3'e 3'lük koyduk diyelim ki. Biz bunu işte böldükten sonra bir ızgara biçimine getirdikten sonra yine binding box'larla birlikte bir çevreleme ve bir detect işlemi yapıyoruz. Bu çevreleme işleminden sonra özellikle çıkartarak gidiyoruz ve aynı zamanda bakın şurada şöyle bir class probability haritası yani bir tahminleme diyebiliriz sanırım. Tahminleme oluşturuyoruz. Ve en sonunda da aslında ben bunu olasılıkla birlikte elde ettiğimiz koyduğumuz olasılıkla birlikte bunları tespit ediyoruz ve kullandığımızda da işte şu, mesela şu pembe box'ı araba olarak işte sarı box'ı bisiklet olarak mavi box'ı köpek olarak şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve dediğim gibi yol algoritması özellikle tek seferde nörole adam geçirme. Yani bu deep learning işlemini hatırlarsanız döne 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 yapıyorduk sürekli. Ve bu zaten bize uzun bir süre götürüyordu. Fakat YOLO kısmında tek seferde bir nöral ağdan geçirme söz konusu ve yine koordinatları tespit edebiliyor olması söz konusu. Dediğim gibi yine objected remote sensing tabanlı datalarda bizim için konum çok önemli, lokalize etmek çok önemli. Biz YOLO algoritmasıyla birlikte bunları işlemlerden geçirebiliyoruz. Ve aynı zamanda tek bir regresyon işlemi olarak bunları ele alıyoruz. Ve bu elde ettiğimiz regresyon işleminde de yine ızgaralardan geçirmek ve her bir ızgara için bir tahmin vektörü oluşturmak. Oluşturduğumuz bu tahmin vektörü üzerinden de yine bir olasılık çıktısı ve bir çıktı elde etmek YOLO'nun asıl amacı. Ve dediğim gibi de bizi yani YOLO'yu diğerlerinden ayırabilecek şeylerden biri de önemlisi hız ve bir de veriyi nasıl aldığı, nasıl işlediği, hangi boyutlarda aldı. Burada belki bir resize işlemi yapabilirsiniz ya da bir crop işlemi yapabilirsiniz. İkisi farklı şeyler. Bir tanesi veriyi aynı olduğu gibi almak ve küçültmek üzerine. Bir tanesi verinin istenen ölçülerinde kesme üzerine. Bu şekilde YOLO üzerinde de işlemler yapabilirsiniz. YOLO'nun tek şartı dediğim gibi
bu işlemleri yaparken bir girdi biçimi elde etmek üzerine. Şöyle bir şey yapılmış aslında, karşılaştırma tablosu diyebilirim. Genelde hani tabii elbette ki bu yaptığınız işlemlere göre elbette ki farklı çıkacaktır. Fakat hani bu işlemler sırasında da genel olarak bu doğrulukları elde ediyoruz ve genel olarak bunlardan bahsediyoruz diyebiliriz. Biz özellikle object detection işlemlerinde şurada hani recall gibi veya diğer rate'ler gibi doğrulukları görmüşken söyleyeyim. Özellikle F1 score tercih ettiğimiz metrik değerlerinden bir tanesi. Recall yine elde ettiğimiz, tercih ettiğimiz metrik değerlerinden bir tanesi. Ve bunları kullanabiliriz özellikle object detection tabanlı işlemlerimiz sırasında. Ve burada yine bir test süresi geçirilmiş. Yolu 0.1 gibi bir sürede yaparken RCN'i 64.8 gibi bir sürede yapmış ve oldukça büyük bir fark var. Object detection tabanlı bir işlem için bahsediyorum. Çünkü düşünün ki bir sürü işlemden geçiriliyor, bir sürü işlemler oluyor ve hani bu işlemleri, bu nesnelerin tespit edilmesi elbette ki kolay değil ve oldukça fazla zaman alıyor. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Şöyle diğerine geçelim. Ve SST. Yine hızıyla ünlü olan algoritmalarımızdan bir tanesi SST algoritması, single shot detector. Yani biz SST'de yine aslında tek seferli bir tanım işleminden bahsediyoruz. Ve bu tek seferli tanım işleminde de single işlemde de yine büyük bir hızdan ve yine büyük bir doğruluktan bahsediyoruz. Özellikle SST yine işte mesela TensorFlow Object Detection içerisinde de bulabilirsiniz. Veya farklı algoritmalar ve farklı GitHub kodları içerisinde de bulabilirsiniz. Genelde gömülü şeklinde sizlere gelir ve kullanabilirsiniz. Yine burada çeşitli filtreleme işlemlerinden, condition filtrelemelerinden geçiliyor. Ardından bu işlemleri yaparken de aslında tek seferde küçülte küçülte ve nasıl ifade edilebilir? Bunlar hep İngilizce olarak çalıştığımız için Türkçe anlatmakta biraz zorlanabiliyoruz. Aslında dediğim gibi image'i alıp image'den çeşitli filtrelemelerden geçirip bu çeşitli filtrelemelerin hemen ardından da yine belli boyut işlemlerinden geçirerek böyle bir parçalama işleminden bahsediyoruz. Ve single shot detector'da da böyle yine büyükten küçüğe doğru giden bir detection işlemi var. Ve hız doğruluk arasında da özellikle çok iyi bir denge kuran yine önerdiğim modellerden, ağlardan bir tanesi. Ve SSD'de özellikle giriş görüntüsü yalnızca bir kez bir ağ çalıştırıyor. Katlamalı bir ağ çalıştırıyor, boyutlu bir ağ çalıştırıyor. Ardından bir özellik haritası hesaplıyor. Özellik haritasında da hani bu sadece bir 7 kare hızında çalışıyor. Yani bir 7 tane kare hızı düşünün. Hızlı hızlı bir şekilde işliyor bu. Ve bu hız kesinlikle hani çok hızlı, zaten dediğim gibi böyle büyükten küçüğe doğru adım adım bir gidiş var. Bir de hani özellikle bunların özellikleri, yani bahsettiğimiz özellik haritası çıkartma durumu olduğu için de SSD şu feature layers'larla birlikte ve boyut azaltma işlemiyle birlikte sıklıkla kullandığımız modellerden bir tanesi diyebiliriz. Yine RetinaNet bunlardan bir tanesi. Yine hani şey kadar görmüyorum, SSD kadar veya yolu kadar görmüyorum. RetinaNet bu arada yine çok fazla kullanılıyor. Ben sadece sizlere hani daha yol gösterici olsun diye bir taraftan böyle karşılaştırma yaparak gidiyorum aslında bakarsanız. Ve mesela RetinaNet'te de şundan bahsediyoruz aslında. Yolu ve SSD gibi mantığında ve tek aşamalı olarak yine nesneleri tespit ediyor. Ve iyileştirme yaparak aslında bir model buluyor diyebiliriz. Ve RetinaNet'in özelliği şu, güzelliği şu. Keras paketin içerisinde sunuluyor ve Keras paketin içerisinde sunulduğu için de hani yine böyle hatırlarsanız yine geçen hafta TensorFlow ve Keras'ı anlatırken kullanımının ne kadar kolay olduğundan bahsetmiştik. RetinaNet yine bunlardan bir tanesi. Belki başlangıç aşamasında ve hani böyle hızlıca denersin, hızlıca içine alırsın ve hızlıca bir sonuç elde edersin. RetinaNet yine bunu da kullanabileceğimiz ağlardan bir tanesi.
Ve yine çok önem verdiğim, oldukça önemli konulardan bir tanesi bu konuda kullanabileceğimiz datasetler. Burada kullanabileceğimiz aslında çok daha fazla dataset var. Ama datasetten kastımız şu. Şu ayrımı yapalım. Birazdan zaten normal datasetlerini de vereceğim ama bunlar özellikle object detection, tabanlı işlemler için kullanılan bir dataseti diyebilirim. Şundan bahsediyoruz. Verilerimiz bu datasetinde bounding box'lara koyulmuş olarak geliyor. Bu datasetlerin özellikleri bu. Yani siz mesela bir ağırlık vereceksiniz. Siz bir datasetiyle train işlemi yapacaksınız. Datalarınızı çoğaltmak istiyorsunuz. Bu datasetlerini işte tam olarak burada kullanabilirsiniz. Ve bu datasetlerini kullanırken de yine böyle bir küçük import işlemi sizler için yeterli oluyor. Ve yani siz kendi datasetinizi yapın, birazdan paylaşacağım public datasetlerini yapın, hiç fark etmez. Bu datasetlerinde yine mesela Coco gibi özellikle ya da Pascal Wok gibi özellikle bunlar çok kullanıldığı için söylüyorum. Bu datasetlerini özellikle kullanırsanız, işlemlerinizin içerisine koyarsanız sizler için çok yararlı olacaktır. Burada en çok kullanılan Coco datasetsi. Daha demin gördüğünüz özellikle TensorFlow Object Detection içerisinde de Coco çok fazla var ve içerisinde 80 tane nesne kategorisi içeriyor ve 1,5 milyon nesne örneğinden, hatta daha fazla nesne örneğinden bahsediyoruz. Ve hani özellikle sadece Object Detection değil, işte K-Point Detection gibi işlemlerde de ya da Staff Segmentation gibi işlemlerde de biz Coco datasetini kullanıyoruz ve hani bizim en çok kullandığımız yine datasetlerinden, en çok verilen datasetlerinden, doğruluğumuzu artıran datasetlerinden bir tanesi. Şöyle Coco'yu kullanmanızı öneriyorum. Coco'nun özelliği şu, Coco bizim nesnelerimizi, bounding box'larımızı JSON dosyası formatında tutuyor. Ve şundan bahsediyoruz dosya formatı derken de, biz demiştik ki bizim nesnelerimiz var. Bu nesnelerin her birinin aslında bir koordinatı var. Yani bir minimum, maksimum noktası var mesela. İşte gaming, y max, x gibi, x max, x min gibi. Bunları göreceksiniz mutlaka. Bir koordinatlar var. Ve bu koordinatları tutarken de ya da kategoriyi belirlerken de elbette bunları arka planda bir dosya şeklinde tutmalı. İşte bu dosya şeklinde tutma işlemini biz Coco ile birlikte, Coco'nun JSON formatıyla birlikte yapıyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi işte mesela lisansı nedir, kategorisi nedir, bulunduğu işte kısım nedir gibi bounding box'ımızın bounding box'ın içerisinde yer alan objenin özellikleri Coco'nun bu veri formatı içerisinde yer alıyor ve bizim için de özellikle bunların nasıl tutulduğu bizler için gerçekten oldukça önemli ve bu şekilde kullanıyoruz. Yine Kitty dataseti var. Bu Kitty dataseti otonom sürüş için kullanılan bir dataseti. Remote sensing tabanlı değil. Fakat özellikle hani bu konuda meşhur olduğu için yer vermek istedim. Yine yine olanlardan bir tanesi Pascal Wok ve en çok kullandıklarımızdan biri Pascal Wok. Şurada verelim. Pascal Wok'ta da şöyle yine standart bir dataseti var elinizde. Aynı Coco'da olduğu gibi. Fakat Coco'dan farklı. Burada genelde şey çok fazla görürsünüz. Pascal Wok mu yoksa Coco mu şeklinde çok fazla görürsünüz. Burada elbette ki birbirlerinin farklı noktaları var. Yani mesela siz datanızı, tespit ettiğiniz datayı arka planda ne şekilde tutmak istiyorsunuz? Bu oldukça önemli. Çünkü siz aslında bir datanın tespit etmek istediğiniz nesnenin tespit etmek istediğiniz özelliklerini, yani şu içerisine vermişim ya özelliklerini, bu özelliklerini çekiyorsunuz aslında bakarsanız. Ve bunu elbette ki hangi dosya biçimini tuttuğunuz da önemli ve tabii ki bunu siz seçebilirsiniz. Yine Pascal Wok'ta XML dosya formatı var. Coco'da da bahsettiğim gibi JSON formatı var. XML dosya şu şekilde ve biraz böyle şeye benziyor. Kullananlarınız belki vardır. HTML CSS kodlarına hafif böyle benziyor. İşte hani birer şey açıyorsunuz. Tag açıyorsunuz. O taglerin içerisinde dolduruyorsunuz şeklinde. Mesela işte bakın boyutlarını veriyorsunuz, derinliğini veriyorsunuz. Mesela bunun bir database'i varmış ve bunun özelliğini veriyorsunuz. Image'in adını veriyorsunuz. Ve her birinin birer bakın y minimum, y maksimum noktalarını verebiliyorsunuz. Yani biz aslında data setimizi bununla eğitirken ve mesela yine bununla tutarken Pascal Wok ya da Coco
bahsettiğim hani mesela location'ımız var demiştim ya. İşte tam olarak burada tutuyoruz. Yani bir location işlemi yapacaksak eğer datanın özelinde dediğim gibi remote sensing datalarda çok meşhur ve çok kullanılıyor. Diğer datalardan ayıran şeylerden biri zaten bu. Özellikle konumunu bilebiliyor olmak, bir yer tespiti de yapabiliyor olmak, remote sensing veya havadan alınan görüntülerle yine JSON veya XML formatında object detection tabanlı işlemlerde bunlardan bahsedebiliriz. Yine COCO'da eğitim ve test için her biri için farklı bir dosyaya sahip oluruz. Bunlar Pascal Walk içerisinde tek bir dosya halindedir zaten şurada görüyorsunuz. Birbiri haline sıralanmıştır. Ardından da dediğim gibi yine kategorileri farklıdır ve burada hangisinde daha çok doğruluk alıyorsunuz ve hangi şekilde bunu ölçmek istiyorsunuz? Bunlar bizim için oldukça önemli ve bunlardan bahsedebiliriz. Bir de şöyle wider face'ten bahsedeyim kısaca. Wider face de bizim için yani daha doğrusu yine çok meşhur olan fakat bu ders kapsamında kullanmayacağımız veri setlerinden bir tanesi. Özellikle veri set yüz algılamayla alakalı, yüz tespitiyle alakalı bir işleminiz varsa ve bununla alakalı bir şeyden bahsediyorsanız, object detection özelinde bunlardan bahsediyor olabiliriz. Ve kullanmak istediğiniz, neye göre kullanacağınız özellikle object detection'da data setleriniz bunlardı. Ve bir de public data setleri var. Bu data seti de özellikle sizlere vermek istedim. Çünkü hani eğer remote sensing tabanlı bir uygulama geliştirecekseniz ve ki öneririm aynı zamanda biliyorsunuz her ders üzerinde bu dersten sonra bence şunu yapın şeklinde böyle bir öneriyle ve bir test ile aslında sizlere bitiriyorum. Eğer hani bunları remote sensing data üzerinde yapmak istiyorsanız bu dataları örnek olarak şöyle dataları listeledim sizlere. Yani bunların hemen hemen hepsini işte mesela ISPRS gibi, Toronto Massachusetts gibi, INRIA gibi, XVIEW gibi, Dota gibi bunların aslında hemen hemen hepsini ben de kullandım. Çok fazla, çok sık kullanılan data setleri bunlar. Kendi private ve özel bir data setiniz olsa bile ki data setinin ne kadar önemli olduğunu yine bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Kullandığınız data setinizi büyütmek, buraya farklı datalar sokmak ki bu public datalardan alabilirsiniz. Sizler için oldukça önemli. Ben şöyle yapıyorum işlemlerim sırasında sizlere de tavsiye ederim. Mesela kendi data setimle eğitiyorum. Kendi data setimle test ediyorum. Yani benim data setim de öğrendi. Benim data setim de test edildi. Fakat bir de bu public data setleriyle test ediyorum. Şeyleri aynı olan tabii ki. Mesela boyutları aynı olan, hani bir karşılaştırma yapabileceğim, bir testten geçirebileceğim bir data setinden bahsediyorum. Bu şekilde test ediyorum. Ve asıl doğruluğu aslında sanki orada görüyorum diye düşünüyorum. Çünkü ilk defa gördüğü aslında tam olarak o olmuş oluyor. Yani benim kendi datalarıma benzemeyen bir data set var önümde. Ve şurada da özellikle işte segmentation için kullanılır vesaire. Bunları özellikle belirttim. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi object detection temelinde bayağı bir vakit harcadık. Fakat şöyle bir taraftan da böyle pratik yapabileceğimiz bir oturumumuz var. Sizden bu arada şunu çok fazla geldi feedback olarak. Ders süreleri gerçekten çok uzun farkındayız. Hatta siz daha da devam etsin istiyorsunuz. Bunu da farkındayız. Ama hani yani genelde böyle tam hepinizin bir çalışma saati olduğu için ya da günlük o günün ortasında bir saat olduğu için özellikle hani birazcık daha dersleri böyle tam 1,5 saat sonra bitirmeye çalışacağız. Bunları da söyleyeyim. Sizlere şu örnekleri verebilirim. Şimdi eğer Object Detection temelli gidecekseniz şöyle gireyim. Eğer Object Detection temelli gidecekseniz özellikle bakın şu adresi çok fazla öneriyorum. Eğer bu adresten giderseniz bence kendinize güzel bir kaynak oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde bulunan örnekleri de okuyabilirsiniz. Örnekler, examples'lar var ve aynı zamanda nasıl kullanabileceğiniz üzerine yer alıyor. Yine geçen hafta yaptığımız bir segmentasyon modeli vardı. Bunları kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir örnek hazırladım sizlere. Şöyle şu tarafa geleyim. Bu webinar 2'ydi lazım olursa diye açmıştım. Şöyle şurayı açıyorum. Son zamanlarda Google Colab üzerine çok fazla şey sorunu alıyorum. GPU'ya bağlanamadığı tarzında çok fazla sorun çıkıyor. Muhtemelen sizde de çıkıyor. Bu oturum sıklığıyla alakalı olabilir. O anki yoğunlukla alakalı olabilir. Bilemiyorum.
Fakat o yüzden yine bağlanamadığı için ve GPU'da işlem yapamayacağımız için bunu böyle normal uygulayarak maalesef gösteremiyorum. Fakat yine bu kod üzerinden bir anlatım yapacağız. Gelecek hafta da bu arada şunu yapacağız. Çok daha detaylı bir anlatım olacak gelecek hafta. Gerçekten tam bir final yapacağız diyebiliriz. Biz bu her haftayı, ilk iki haftayı da, üçüncü ve dördüncü haftaları da kaydediyoruz. Merak etmeyin ve bunları belli bir süre sonra YouTube üzerinden yayınlayacağız. Herkese açık bir şekilde belli kısımları. Fakat tabii ki de derslere katılmanızı tercih ediyoruz. Çünkü hani şey olacak orada. Elbette ki burada soru sorabiliyorsunuz. Birlikte interaktif bir şekilde işliyoruz. Bir de onun yayınlanması da belki bir süre alabilir. Bilemiyoruz şu anda. O yüzden özellikle bu dersleri takip etmenizi öneriyoruz. Gelecek hafta özellikle şunu göreceğiz. Biz üç boyutlu kitaptan mesajınızı okuyorum. Biz özellikle üç boyutlu, yani üç boyutlu kısımları algılarken, yani artık bir derinlik kavramı katarken, mesela bakın şurada bir tane veri örneğim var. Muhtemelen açılmayacak. Açıldı, süper. Mesela burada ben bir iki boyut algılıyorum aslında. Ya da tek boyut algılıyorum aslında. Genel işlemlerim hep bunun üzerine dönüyor. Ve genelde de aslında yine remote sensing'de karşınıza çıkabilecek özellikler bunlar oluyor. Fakat bizim remote sensing özelinde, hani SAR datadan bahsettik, hiperspektral datadan bahsettik. Biz bu datalarla birlikte aslında datalarımızın yine üçüncü bir boyutuna girebiliyoruz. Ve bir yükseklik, bir derinlik, bir aslında boyut kazandırabiliyoruz artık. Ve gelecek hafta bunları göreceğiz. Ve bunları görürken aslında üç boyutlu kavramı girdiği işin içerisine, aslında biz burada yine segmentation, object detection tabanlı işlemlerden de yine bahsediyor olacağız. Ve hani bu hafta bahsettiğim o data çeşitlerini çok daha detaylı haftaya göreceğiz ve haftaya böyle genel tekrar artı üç boyutlu bakış artı uygulama böyle tam bir final kapanışı olacak ve böyle adım adım gösterme şansımız olacak ve yani gelecek hafta da böyle büyük bir finalle birlikte kapatacağız. Bu hafta şu şekilde yapalım. Yaklaşık 10 dakika 15 dakikaya bunu sığdırabiliriz ve bence sizler için de güzel bir kaynak olur. Şimdi bu bir aslında segmentasyon örneği ve ben bu segmentasyon örneği üzerine sizlere göstererek gideceğim. Bu kodları neden şu an kendimiz uygulamıyoruz? Çünkü biz eğer mesela bir Mindsphere setiyle bunları uyguluyor olsaydı, yani birkaç satır koddan oluşan bir şey olsaydı, bu bizim yarım saatimizi alan fakat kendi yazdığımız bir kod olacaktı. Fakat biz bu kodlarda özellikle hani gerçekten tamamıyla satırlarca koddan bahsediyoruz. Modellerden bahsediyoruz. Size basit bir şey göstermek istemiyorum. Basit bir model göstermek istemiyorum. Uygulayabilin istiyorum. Bunları kullanırken neleri değiştirebilirsiniz, bunları göstermek istiyorum. Bu yüzden aslında hazır bir model üzerinden gidiyoruz ki böyle bir şey anlatmaya kalksak herhalde 5 saatten önce bitmez diye düşünüyorum. Şöyle, ben bunları şeyde paylaştım arkadaşlar. Nerede paylaşılacağını söylemişsiniz. Biz sizlere mail atıyoruz her hafta. Bu attığımız maillerin içerisinde kaynakların olduğu, kaynaklara erişebileceğiniz bir Drive dosyası da var. Bu Drive dosyası içerisinde şöyle notlar içerisinde şurada her birinin linki yer alıyor. Eğer katkı sağlamak isterseniz de buraya özel sizlere pratik olsun diye bir GitHub hesabı açmıştım. Bu GitHub hesabı üzerinde de forklama işlemi yaparak, işlemler yaparak bunlara erişebilirsiniz. Şimdi hemen gelelim bir segmentasyon işlemine. Çok boyutlu bir semantik segmentasyon işlemine gelelim. Böyle 10 dakikada, 15 dakikada bunu isterseniz hep birlikte anlatalım. Ne işlemlerden geçiyor? Bunlardan bahsedelim. Ardından da kapanışı yapalım. Dediğim gibi haftaya mutlaka katılın. Haftaya sadece şey değil, 3D şeklinde değil, tüm haftaların böyle bir finali şeklinde olacak ve orada uygulayarak gideceğiz. Daha fazla uygulamayla gideceğiz. Özellikle datalarla görerek gideceğiz. Haftaya özellikle katılmanızı öneriyorum. Baştan söyleyeyim. Şimdi biz bu işlemleri kulüpte yaptığımız için ilk olarak elbette ki bir bağlama işleminden bahsediyoruz. Yani datalarımızı bağlama işleminden bahsediyoruz. Bizim datalarımız yine bir dosya içerisinde yer alıyor. Şöyle bir dosya göstereyim. Şöyle bir dosya içerisinde yer alıyor. Modellerimiz ve bir de data setimiz var. Şimdi modeller ve data seti neden önemli bizler için?
Biz dediğim gibi biz bu modellerle elde ettiğimiz modellerle belli ağırlıklarla yine belli modeller elde ediyoruz ve biz bu modelleri tekrar tekrar kullanabiliyoruz. İlk geçen haftalardan hatırlayın elde ettiğimiz bir ağ vardı, bir ağırlık vardı ve kullandığımız bu ağırlığı ben daha ne kadar iyi yapabilirim derken aslında biz o epoch işlemlerini yapıyorduk. Yani her seferinde dos fonksiyonu değiştirerek, optimizer üzerine işlemler yaparak ben daha iyi bir ağ elde etmeye çalışıyordum. Ve en sonuncu epochta da elde ettiğim en iyi ağı kullanıyordum. Ve bu şekilde de bir eğitim işleminden geçirmiş oluyordum. Ve bunlarla da böyle yine ağırlıklarım oluşuyordu diyebiliriz. Ve burada da yine kodumuzun içerisinde import edebileceğimiz modellerimizi kullanabiliriz. Şimdi burada öncelikle kütüphane import ederek başladık elbette. Ardından drive üzerinde olduğu için drive'ımızı bağlamak istedik. Bu işlemleri yapmak zorunda değiliz. Mount etmek zorunda değiliz. Fakat eğer siz şu dosya yapınızdan bakın şurada dosyalarınızın olması gerekiyor. Eğer siz buradaki dosyalarınızdan hemen bana bir GPU sorun çıkarttı yine. Eğer dosyalarınızdan veri çekecekseniz bu dosyaların üzerine işlem yapacaksınız. Bu bağlama işleminiz yapmanız şart. Ve bu yüzden şurada bir mount işlemi yapıyoruz ve zaten datayı çekmeden de dediğim gibi bu işlemleri yapamıyorsunuz. Ve ardından çeşitli parametrelerden geçiriyoruz. Bu parametreler şöyle. Bakın şurada söylemişiz. Bakın. Ben bir binary classification işlemi yapıyorum. Yani mesela binadır ya da değildir. Yani iki tane sınıfım var benim. Bina ve background gibi mesela. Ya da araba ve background gibi mesela. Bunu remote sensing data havadan alınan bir görüntü. Sadece havadan görünen bir görüntü olarak düşünün. Ve bunun üzerine bir işlem yapıyorum. Benim channel'ım 4, kanallarım 4. Aynı zamanda da şöyle datanın folder'ında bu şekilde gösteriyorum ve ardından çekiyorum. Bu benim aslında yine parametreleri verdiğim bir kısmım oluyor. Diyorum ki sen bunu al. Şu bu veri setini önermiyorum. Yani böyle bir önergimden değil. Buradaki bu veri setinin adı değil aslında bakarsanız. Bu bir çalışmanın adı. Biz onları şu an referans göstererek bu çalışmayı uyguluyoruz. Burada dediğim gibi bunlar şey içerisinde yer alıyor. Webinar 3 içerisinde şurada yer alıyor. Burada kullanılan veri seti Postdam aynen. Onlardan ikisinden biri kullanıyor. Zaten aynı dataset içerisinde yer alıyor. Aynı yani sadece konumlar farklı. Evet bakın Postdam ve Vine'de. Bu veri setini kullanıyoruz. Bu veri seti de yine public veri setleri içerisinde diyebiliyorum. Eğer bunları bu dataset'te kullanmak isterseniz de ben şurada hemen şurada yer verdim. Bunların içerisinde olması lazım. Bu datasetleri kullanabilirsiniz. Ve ardından datasetimi belirliyorum. Ve diyorum ki bunlar hepsi aynı bir datasetin içerisinde olduğu için. Postdam ve Bayangat eğer bu datasetiyle çalışırsanız bilirsiniz. Eğer diyorum Postdam sen hani şu işlemleri yap. Bayangat'sa da bu işlemleri yap diyorum. Çünkü birbirinden hani aynı datasetin içerisinde olsa da birbirlerinin farklı dataları. Ve bu dataların içerisinde de biz hani aynen öyle ISPRS veri seti içerisinde mevcut. İki farklı dataseti çıkıyor ISPRS içerisinde. Bu datasetlerini kullanıyoruz. Ve şurada öncelikle bir label'ları belirtiyoruz. Ben her ne kadar benim iki tane label'ım var desem de, yani mesela bina ya da değil, araba ya da değil gibi. Burada desem de ben label'larımı da belirtiyorum. İşte mesela yolum var, binam var, işte ağaçlarım var, arabalarım var gibi. Burada bunları belirtiyorum. Ve belirttiğim bu label'ları şeyle belirleyerek kaçan label'ım varsa bunu sayıyla burada belirterek ardından da tutulması gereken yani iki tane tutulmasını istiyordum. Bunu da belirterek burada aslında data setimin özelliğini ne istediğimi ben özellikle belirtmiş oluyorum. Ardından da eğer gerekirse bir visualize işlemi yapmak istiyorum. Bu visualize işlemi sizin segmentasyon işlemi için kesinlikle gerekli dediğimiz bir işlem değil. Özellikle de bunu belirteyim. Fakat olursa iyi olur dediğimiz bir işlem. Şöyle visualize'ı şunda da kullanabilirsiniz. O zaman kesin gerekli olur. Mesela data setinizi almanız, görüntülemeniz ve bununla işlem yapmanız gerekirse evet o zaman kesin gerekli. Ama siz veri setinizde herhangi bir problem var mı, yok mu? Mesela bazı değişiklikler yaptınız. O istediğiniz değişiklikler oldu mu kısmını istiyorsanız bu visualize kısmında bunları yapabilirsiniz. Ve burada paletlerimi şöyle belirtiyorum. Ve diyorum ki işte 00255'i belirtilen mesela building ve bunu mavi olarak işaretlemişim.
İşte mesela clutter'ı kırmızı olarak işaretlemişim, onun renk kanallarına girmişim gibi. Orada benim tespit edeceğim, yani şurada görmüş olduğunuz veri setinin içerisindeki renkleri şöyle göstereyim. Etiketlemiş olduğum ve tespit ettikten sonra da görmek istediğim renkleri ben burada yine tanıtıyorum. İşte mavi, kırmızı, sarı gibi şurada kırmızılarımız da var. Bunları burada belirtiyorum bir color paletle ve bunları görüntüleyecekse eğer nasıl görüntülemesi gerektiğini de bir visualize işleminden geçirerek yapıyorum. Ve ardından da burada tip datamı görüntülüyorum. Datayı çekmediği için burada olmamış. Birazdan datanın kendisini de göreceğiz. Hemen ardından da ben bu datayı çektikten sonra data özelinde filtreleme işlemi yaparken ve data özelinde bunları katmanlara sokarken nasıl sokmalı? Bu işlemleri yaparken mesela şurada Windows shape'in nasıl olmalı? Bunları nasıl, ne şekilde taramalı? Nasıl bir filtrelemeden geçirmeli? Bunları yaparken işte bir işlem geçişi sırasında nasıl bir şekilde yine bunlara bir işlem sırası koymalı? Aslında tam olarak bunları söylüyoruz ve bu işlemleri yaparken de nasıl olması gerektiğini burada tanıtıyoruz. Bu çok fazla böyle karşınıza çıkacak bir şey değil. Bu gerçekten çok detaylı bir kod parçası. Bunu genelde böyle biz çektiğimiz model içerisinde ya da kullandığımız framework içerisinde bunlar yapıyor genelde. Fakat bu kod içerisinde tamamen nasıl olmalı, nasıl karar vermeli bunlara karar vermiş. Ve yine böyle içerisinde hangi metrik değerlerini kullanmalı ve hangi parametreler olmalı bunlara da kısaca değinmiş. Ardından data setimi load etmişim ve bir data generator oluşturmuşum. Data generator bahsetmiştik bizim için çok çok önemli. Çünkü biz data generator ile birlikte verimizi nasıl almalıyız, nasıl işlemeliyiz ve nasıl bir matrisleme yapmalıyız mesela. Özellikle bunlardan bahsediyoruz. Ve bu işlemleri yaparken de bu data setlerini load edip nasıl kullanacağımız data generator'ımız içerisinde yer alıyor. Burada bir mesela augmentation işleminden geçirmişiz, bir cache işleminden geçirmişiz ki augmentation işleminin ne kadar önemli olduğunu geçen haftalarda anlatmıştım. Doğruluk kısmının özellikle ne kadar yükselttiğini anlatmıştım. Ve bu şekilde biz işlemlerimizi yapıyoruz. Ardından da kodumuzu okuyoruz. Bu arada bu geçen hafta bunu neden seçtim onu söylemeyi unuttum. Geçen hafta özellikle ben TensorFlow'u anlattım sizlere ve TensorFlow özelinde bunların nasıl kullanıldığını sizlere göstermiştik. Bu hafta özellikle PyTorch üzerinden anlatıyorum. Yine işlem mantığını anlamanız fakat yani bu söz diziminin vesaire bizim için ne kadar önemsiz olduğunu görmeniz için aynı zamanda belki TensorFlow ve PyTorch'u da böylece bir kıyaslayabilmiş olursunuz. En azından kullanım açısından söylüyorum. Ve ardından da bir network kuruyorum. Ve ben bu network'ü segment üzerine kuruyorum. Bu segment üzerine kurarken de bakın şöyle segment'in içerisinde yer alan mesela channel'lar gibi ya da kendi içerisinde yer alan bazı ana katmanlar ve filtrelemeler gibi bunları da böyle açıkça belirtiyorum. Açıkça eklemeler yapabiliyorum. Ve ardından da mesela eğer bir forward işlemi yapacaksa encoder bloklarının yine ne işlem yapabileceğini ben şöyle belirtebiliyorum. Dediğim gibi çok yoğun bir kod aslında bu. Lütfen şey yapmayın. Yani normalde bu kadar işlemleri zorlaştırmıyoruz. Gözünüz korkmasın diye özellikle belirtiyorum. Daha hazır modellerle geçen hafta verdiğim örnekleri kullanabiliriz. Fakat dediğim gibi bunları açık açık da yazabiliriz görebilmemiz açısından. Ben bu katmanlardan geçsin istemişim. Bunların her birinin kendi içerisinde bir bağlantısı var elbette. Bu katmanlardan geçiriyorum. Ve ardından da ben network'ümü, istediğim modeli, istediğim ağı belirtiyorum. Ve ardından da aslında işlemlere sokuyorum. Şöyle yapıyoruz. Vicicim ağırlığımız varmış. Önceden eğitilmiş PyTorch üzerine. PyTorch'un Vicici ile birlikte önceden eğitilmiş modelini sokuyoruz. Yani ben ağırlığımı belirliyorum diyordum her zaman. Mesela ben ağırlığı kendim koymuş oldum. İyi bir ağırlıkla başlasın istedim. Şöyle PTH formatında ağırlıkları bu şekilde şey yapıyoruz, veriyoruz. Ve ardından vermiş olduğum bu ağırlığı, verdiğim bu modelin belli bir seviyesine başlıyor. Ve ben bu train işlemleri sırasında yani bir eğitim işlemi başladığında aynı buradaki bir öğrenme değeriyle bir ağırlıkla başlamış oluyorum.
aynı her bir epok değerinde ve bu epok değerleri birbiri ardına dönerken de yine daha ne kadar iyileştirebilirim sorusuna cevap arıyorum ve daha ne kadar hani daha iyileşirse de yine son aldığım çıktı ve son aldığım vardı bunları da kullanabiliyorum ve böyle segmentle birlikte kullandığım adımlar ve verdiğim aletler yine bu aşamada yer alıyor. Ardından datamızı şöyle load ettik. Datamızı load ediyoruz. Şöyle bunların her birinin ID'leri vardı, bahsetmiştik. Yani mesela ağaç gibi, building gibi ben bunların hepsini sıralamıştım. Ardından bunlara birer ID vermiştim. Bu ID'lerimi yine belirtiyorum. Ve ardından hiperparametrelerimi veriyorum. Hiperparametreler benim için oldukça önemli. Çünkü bir train işlemi, bir eğitim işlemi sırasında nasıl aldığım ve nasıl işlediğim aslında bunun cevabını arıyorum. Bir optimizer'ımı veriyorum mesela burada. Ya da diğer loss fonksiyonum gibi fonksiyonları ya da learning rate gibi fonksiyonlarımı yine burada belirtiyorum. İşte şu momentumla bu learning rate değeriyle şuradan yukarıdan çekiyoruz. Bu işlemleri yapsın diyoruz. Ve ardından da bir aslında genel işlemleri artık sokmaya başlıyoruz diyebiliriz. Şöyle artık benim bir train işlemim var. Bu train işlemi sırasında ben modelimi verdim. Net'le birlikte hatırlarsanız belirlemiştim. Optimizer içerisinde artık hiperparametrelerim vardı. Bir değeriyle birlikte sanırım şurada bir adım belirliyoruz sadece. Ve ardından da bir işleme sokuyoruz. Confusion Matrix'le birlikte şunu yapıyoruz. Ben bir doğruluk elde ettim. Ben bir çıktı elde ettim. Bu çıktı değerim benim ne kadar ve ne iyi, ne derecede iyi aslında bunu sormuş, bunu söylemiş oluyoruz. Burada yine bunu bu işlemin hemen ardından da yapabileceğiniz gibi işlem sırasında da yapabilirsiniz. Yani mesela F1 skor bulmak gibi. Bunları en son dediğim gibi sıralı şekilde veya confusion matrix'le sıralı şekilde de yapabileceğiniz gibi aynı anda çıktı şeklinde de alabilirsiniz ve buradaki doğruluk değerlerinin ne kadar başarılı olduğunun cevabını aslında almış oluyorum. Ardından network'ümü yani elde etmiş olduğum eğitimin, ağırlığın bir de ne kadar iyi olduğunu test edebiliyorum ve bunları yaparken de yine bir test işleminden geçiriyorum. Şöyle modelim vardı, benim kaydettiğim bir ağırlığım vardı ve bu kaydetmiş olduğum ağırlığı kullanıyorum. Bunun üzerine test ediyorum ve ne kadar başarılıyım aslında bunun sonucunu arıyorum diyebilirim. Ve bunları ararken de şöyle confusion matrixlerimin yine ne kadar doğru olduğunu teste, yani ilk defa gördüğüm datalarla ne kadar iyi olduğunu bakıyorum. Ve ardından da yine bir çıktı elde ediyoruz. Ve son olarak da elde ettiğim bu tahmin değerinin nasıl göründüğünü merak ediyorum. Aslında burada onu görüntülüyorum. Şöyle aşağı doğru gelelim. Şöyle burada da bir visualize şeysi yazmıştık hatırlarsanız. Bir fonksiyonu vardı ve bu aslında benim verimi nasıl görüntüleyebileceğim konusunda ve hangi renklerle göstermesi gerektiği konusunda bizlere bir yardım ediyordu. Tam olarak yine burada bunları kullanıyoruz. Elde ettiğimiz bir tahmin değeri var. Yine bunu kullanıyoruz. Ve burada bakın şöyle mesela özellikle edge'lerde, kenarlarda bir şeylik var, geçiş kötülüğü var. Özellikle böyle bir sorun oluşmuş. Bu tarz sorunlarla karşılaşabiliriz elbette. Zaten bu yüzden ilk başta segmentasyon konusunu anlattım. Edge detection var, kenar segmentasyon işlemleri ve detection işlemleri var. Bunlara özellikle bunlara dahil edebiliriz. Eğer yaptığınız projelerde böyle bir sorun varsa, ki genelde de bu sorunla karşılaşılıyor diyebiliyorum. Yani şu genel kısımda algılamalar varsa bile kenarlarda özellikle bir kötü algılama oluyor genelde. Bunların özelliğiyle kötülüklerle karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi bunların özelinde de yine bir post proses, son işlemler yapabileceğiniz gibi yaptığınız ekstra işlemleri de yine bunları ekleyebilirsiniz. Ve bunları kullanabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş sorulara bakalım isterseniz. Sonra da kapatalım. Böyle genel soruları cevaplayacağız. Genelde de aslında soruları cevaplamaya çalıştım. Eğer dediğim gibi eğer burada lütfen soruları cevaplamadıysam veya şimdiye kadar sorularınıza dönmediğim varsa bu hafta içerisinde hepsini cevaplamaya çalışacağım. Çok fazla soru geldiği için genelde şey oluyor. Burada umarım memnun kalmışsınızdır. Bir taraftan ayrılanlar olduğu için söylüyorum.
Özellikle object detection tabanlı ve neyi nerede nasıl uyguluyoruz? Bu işlemli, bu tabanda işlemler gerçekleştirdik. Dediğim gibi de elinizdeki kaynak gerçekten çok iyi. Bu haftanın kaynağı özellikle tavsiye ediyorum. Ve bunları kullanmanızı istiyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bir taraftan sorulara da bakalım. Bazı sorularınızdan emin olmadığım için cevaplamayacağım. Ya da genel olmadığı için cevaplamayacağım. Yavaş yavaş bitirebiliriz dediğim gibi. Yolu da yine çok büyük bir soru şeysi geldi. Benim yine sesim gitmeye başladı sonunda. Yolu'da kayıt formatında şöyle bahsettiğim gibi Yolu'da özellikle 512'lik alıyoruz ve eğer mesela biz bu şekilde sokmuyorsak veriyi tabii ki de sıkıntı çıkıyor. Ve bu sefer hani hem parçalama aşamasında hem bunu bu veriyi mesela CSV olarak gösteriyorsanız bu aşamada bizler için sıkıntı. Burada illaki böyle bir script işlemi yapmanıza gerek yok. Ya bu şey de olabilir, yani bir crop işlemi de olabilir. Sizin datanıza elbette ki bağlı. Ya da bu bir şey işlemi de olabilir. Resize işlemi de olabilir. Ama resize işleminde genellikle şunu çok fazla görüyorum. Yani sonuçta bir data var elinizde. Mesela 1500'de 1500'lük bir anda 512'ye küçültünce çok fazla mesela şey oluyor. Datada kayıplar oluyor. Yani bizim istediğimiz özelliklerde kayıplar oluyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Sonradan küçülttüğünüz datayı büyütünce yine kayıplar olabiliyor. Ama mesela sizin datanız şöyle olabilir. Parçalasanız bile anlamlı parçalar vardır. Anlamlı bütünler vardır. Ve siz yani 1500'lük, 1500'e 1500'lük mesela bir datayı daha büyük de olabilir. 6000'e 6000'lik de olabilir mesela. Böyle de çok fazla data var. 512'ye böldüğünüzde eğer bir anlamsal kayıp olmuyorsa, data sayınız çoğalıyorsa bu, hani ve GPU'nuz için de problem değilse neden olmasın? Ve bunları kullanabiliriz diyebiliriz. Evet, label image şey var. Bunun için kullanılan bir araç ve etiketleme kısmı da kullanılıyor. Bunun için label image hani bunların da haricinde bununla alakalı direkt programlar da var. Ve bu programları kullanırken yani MATLAB'dan yararlanabilirsiniz, QGIS'ten yararlanabilirsiniz, ArcGIS tarzı da yani buna benzer haritacılık programlarından yararlanabilirsiniz. Bunların da haricinde dediğim gibi yine MATLAB çok fazla kullanılan ve etiketleme özelinde bunların haricinde de hazır bize çok fazla etiketleme sunan alanlardan uygulamalardan bir tanesi ve etiketlemeyi kendiniz yapacaksınız, bunu öneriyorum. Ama dediğim gibi de etiketleme işleminde muhtemelen bir takıma ihtiyacınız olacak. Çünkü çok fazla veriden bahsediyoruz. Yani bu işlemleri yaparken işte 5 tane 10 tane veri koyamazsınız. Ya da bu mesela daha fazla veri koyuyorsanız bile bu verilerin içerisinde sadece birer tane mesela bina olan veriyi de koyamazsınız. Çünkü hani takdir edersiniz ki siz nasıl daha çok veri görürseniz o kadar çok öğreniyorsunuz. Elde ettiğiniz sinir ağı da aynı o şekilde öğrenecektir. Bu yüzden de hani ben bu şekilde çok kendiniz yapma taraftar değilim. Ama eğer uygulamak istiyorsanız sadece elbette ki MATLAB ve MATLAB gibi yine QGIS programları gibi bunlar bizim kullanabileceğimiz programlar içerisinde. İsterseniz yavaş yavaş bitirelim. Bu sorularınızı lütfen bana mail olarak iletin ve bunlara dönüş yapacağım mutlaka ki lütfen şöyle şey yapalım. Bunlara hani bana mail olarak iletin. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel de bir program olmuştur sizler için. Son haftada da güzel bir final yapacağız gelecek hafta. Yine gelecek hafta katılmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Lütfen sorularınızı iletmeyi unutmayın. Teşekkürler.